رب صل على المختار من مطالب فالانبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهادي وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشروا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. وما توفيق صامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أَمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbim Tebârik ve Teala uzun zaman sonra bizi Bursa'da külliyemizde cem eyledi. Rabbim ölünceye kadar cemaatten mahrum etmesin. Amin. Sohbetleri daim eylesin. Amin. Manileri zâle eylesin. Amin. Haberler Haberler çıkartıyorlar, hasta oldu, şu oldu, bu oldu falan. Ben Allah'ın izniyle size söz verdiğim zaman ya onu kendim beyan etmem lazım ki ben şu manim çıktı. Değilse Allah'ın izniyle sedyede olsam gelirim yani. Ya ben ölürüm cenazeme gelirsiniz. Ya sağ olursam gelirim. Hiç evham etmeyin. Öyle şeyler çıkarıyorlar, haberler çıkartmışlar yine. İnsanları üzüyorlar. E hasta devamlı hastayım ama tabii ki sohbet sözümüz bozulmaz inşallah. Her ayın ilk cumartesisi. Kaidesine göre devam edelim. Millet onu artık bellemiş. 4 Kasım oluyor öyle mi? 4 Kasım inşallah. Önümüzdeki ayinde 4 Kasım'da e, yatsı namazını mütakiben 8.30 gibi diyelim. Sohbet başlar inşallah. Zaten yatsı daha geri geliyor. 8.30'da sohbet başlayacak inşallah. E, şimdi e, aşağı kat da boşaltıldı kiracıdan. Orada yapılacak inşallah. O zaman daha geniş yer olur inşallah. Bura açılacak inşallah bu taraf geniş daha üst mahfelde var. Bu taraf açılır. Aşağı kat hizmete açılır. Mübarek gecelerde ben salonları sevmiyorum. Feyiz yok salonlarda. Ayakkabıyla olununca cemaatla namaz kaçıyor falan. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum, istemiyorum. şimdi İstanbul'da da yeni yerimiz yapılana kadar Oradaki sohbetler devam ediyor. Büyük geceleri de burada yaparız. E çünkü aşağıda olunca çok büyük oluyor. Bizim esas sohbetlerimiz aşağıydı yani. Orada çok e, hizmet etti kat kat. Bura yapılmadan üst kat. E şimdi Osman Gazi Köprüsü bize kolay oldu. Akşamı kıldık çıktık biz ha. Elhamdülillah. Onun için kolaylık oldu. Ben 25-30 senedir bu köprü beklerdim yani. Şimdi köprü oldu, sohbete gelemez olduk. Ne ters bir adamım ben ya. Ama terslik yapmayacağım, düzlük yapacağım inşallah. Siz de biraz İstanbul'dan şuradan buradan da gelebilirler, rahat geniş yer olur o zaman. İnşallah. Zaten köprüde masrafını çıkaramadı yani. Biraz Müslümanlar geçelim, değil mi? Mübarek adam ne var adam? Hükümet köprü yapıyor, masrafı çıkartamadılar. E, köprüden de geçmiş oluruz inşallah. Zaten ben geçmeyince millet de geçmedi mi? Ne oldu acaba bilmiyorum. Yarı yarıya kalmış yani. E, o bakımdan e, köprüde işler e, ee, emri bil maruf işler, sohbet işler, biz işimize bakacağız. Bizim işimiz e, Allah rızası için emri maruf, ne yani münker. Böylece sizler de efendim bu işe rağbetlisiniz. Allah razı olsun hepinizden. Adımlarınızda hac umre sevapları ihsan eylesin. Ben şimdi çıkarken niyet ettim. Herkes çıkarken bir işe, bir yola niyet edecek. Niyetsiz amel geçerli değil la amel limen la niyete leh ve la ecra limen la hisbete buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Niyeti olmayanın ameli yoktur, ihlası olmayanın ecri yoktur, sevabı yoktur. Şimdi biz buraya niye geldik? Ben şimdi buraya niye geldim? Para almaya gelmedim. kısmımı görmeye gelmedim. Ben buraya Allah için sevdiğim kardeşlerimi, siz cemaatimizin kardeşlerimi İhvan fillah, Allah yolunda kardeş olmuşuk. Bu 35 seneye ulaştı benim Bursa'ya başladığım. 35 sene oldu. Evlerde yaptık, şurada yaptık, burada yaptık. Yani. Bırakmadık elhamdülillah. Allah için sevdiğim bir kardeşini Allah için ziyaret. Ben de kardeşlerimsiniz. Bursa'da tanışlarım da var, cemaat içinde de tanışlarım var. Diğerlerinizde Allah için sevmişik, kardeş etmişik. Ben her sabah akşam üzerinize okuyorum. Allah için gelen, Allah için seven cemaatimiz. Allah hepinizin sayısını bilir. Celle Celaluhu. Hepinizin üzerine okumalarımı da size de katıyorum. Yani cemaatler olarak. Ama bu bir cemaat şuuru ister. Bizde ne yok? Bizde öyle holdingli cemaat yok. Bizde öyle FETÖ gibi bilmem ne gibi karakolda kim var, Tanıştay'da kim var, Sayıştay'da kim var? Bizde öyle bir cemaat yok. Biz hangi karakolda bizi seven polis var tanımayız. Efendim, seven mi var, söven mi var? Bizi de çok alakadar etmiyor. Biz Allah için hepsine hizmetçiyiz. Onun için bizdeki cemaat mefhumu farklı bir şey. Allah için Allah yolunda bir araya gelmek, ayet hadis okumak, namaza başlatmak, içkiyi bıraktırmak, te tesettüre teşvik etmek, Evet bu maya tutmuştur. Bu hizmet tabii sonra internetler çok aracı oluyor, radyo, televizyon. Ee, bu internet bir acayip bir şey. Televizyonda her istediğinde istediğin videoyu bulamazsın. Orada giriyorsun bir şeye. İşte cuma sabahı bir arkadaşlar gel ben ziyarete. Çocuk diyor ki yani ben diyor Müslümandım ama bir şeyden haberim yoktu. Senin namazla ilgili işte videolarını seyrettim. O vakit o zamana kadar Müslüman olmadığımı anladım diyor yani. Hiçbir şey hiç imanım yokmuş diyor. Müslümanız işte, anadan görme Müslümanız. Sorarsan Müslümanlığın olmaz ki. Sonra diyor yani iman tazeledim diyor, namazlarıma başladım diyor. Çok dua diyor yani. E bana ne lazım bundan ileri? Ne lazım bundan fazla? Bana dünyayı bağışlasan dünyada mı kalacağım yani? Ölüp gidiyorum işte. Ama bir kişi namaza başlaması beni ahirette kurtarabilir yani. Onu da kurtarsa ben de kurtarırım. Kul kula sebeptir. Siz kaç kişiye sebep oluyorsunuz acaba ya? Cemaat böyle bir mesele. Bizim cemaat anlayışımız budur. Niye gelmedi? Arkadaş niye yok? Hastayı ziyarete gitmek. E cami cemaatı nedir? Niye namaz beş vakit cemaatle meşru edilmiş? Mutlaka cemaatle kılınacak. Cemaatle kılmayanın namazı noksandır. La salatu lil cari'il mescid la fil Cami'nin komşusunun namazı ancak camide olur. E komşusu derken işte ezanın sesi geldiği kadar yer komşu oluyor. E sen, niye? E çünkü birbirini tanıyorsun, ediyorsun. Ondan sonra ben hastaysa niye gelmiyor bu arkadaş? Hasta mıdır? Öldü mü? Kaldı mı? E birbirine faydan oluyor dünya ahiret. Şahit oluyorsun icabında kurtulan öbürünün elinden tutacak. Birbirine şefaatçi de olmak var bu işte. Yani en ennaci minna yehuzu biyedehi diyor Evliyaullah. İçimizden kurtulan kardeşinin elinden tutacak. Söz mü söz? Söz mü söz? Bakarsın anandan babandan bir şefaat, bir yardım, bir sevap alamazsın da işte burada bu yolda giderken, gelirken tanıştığın, arkadaş olduğun Allah için sohbet arkadaşı, haç arkadaşı, ümre arkadaşı, Hayrat'ta, hasenatta arkadaş olduğun insanlar, tabi dernekler, vakıflar bu manada eli sünnet olanlar bu manada yardımcıdır birbirine yani. Bunlar ahirette de devam edecek bu şefaatler, şahitlikler. Onun için ben sizi Allah için ziyarete geldim. Böyle niyet ettim. Sahih hadiste buyuruyor ki bir Müslüman Allah için sevdiği bir kardeşini ziyarete gidiyordu. Beni İsrail'de eski ümmette, eski ümmette çok aleni işler oluyordu. Bizim ümmette işler hepten kayba kaldı yani. Ayet-i hadise inanacaksın, gözünle görmesen de imanın gaybi olacak. Eski ümmette çok şehadet oluyordu aleni. O Allah Teala onun yoluna işte o Allah için sevdiği bir kardeşinin ziyaretine giderken orada bir merdiven basamakları vardı o merdivenin basamağının üzerine bir meleği gönderdi. Melek insan şekline girmişti. İnsan şeklinde melek karşısına çıktı. Selamun aleyküm, selam. Dedi kime geldin, nereye gidiyorsun? O da onu zannediyor insan. Dedi ki, şurada Allah için kardeş olduğum bir zat var. Ben onu Allah için sevmişim. Din için, ibadet için, ihlas ile. Onu ziyarete geldim. Ne kadar yoldan gelmiş. O zaman da yolculuklar kolay değil. İstanbul'dan Bursa'ya Allah için gelmeye kalksan eski yolculuklarla bir, birkaç gün sürer. ya yürümeyle geldiğini düşün. Peki dedi senin başka bir maksadın yok mu? Dedi yok. Alacağın yok, yok. Vereceğin yok, yok. Akrabalığın yok. Ben sırf Allah için ziyarete geldim. Peki de. O zaman ben de sana şunu müjde ediyorum. Allahu Teala beni gönderdi buraya. Ben Allah'ın meleklerindenim. Allah Teala sen Allah için bir kardeşini ziyarete geldin. Onun için Allah Teala senin bütün günahlarını affetti. Bunu da benimle sana haber olarak gönderdi diyor. Şimdi herkese melek gönderirler mi? Göndermediler. Birine gönderdiler. Bu hadiseyi tescil ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sahih kütübü sitede bu geçer. En sahih kaynaklarda bunu haber verdi mi bize? Verdi. Artık daha melek gelmesine lüzum var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melek gelmesinden daha doğru habercidir değil mi? Ona daha fazla inanıyoruz. O zaman bu niyetle çıkacaksınız yani. Şimdi Allah için Müslüman kardeşlerimiz ziyarete gidiyor. Aldı bir niyet. E bir de ona ilim işte ayet hadis okunacak, ilim meclisinde bulunacağım. İkinci niyet, ilim meclisine çıkan, daha adımını atmadan, ilim meclisine gidiyorum diye kapıdan adımını atmadan, af olur diyor hadis-i şerifte. Geçen okudum Perşembe sohbetlerinde. E, tabii televizyondan, radyodan dinleyene bu müjde yok. İlim alır ama bu müjdeleri alamaz. Çünkü neden? Adım atacak ya. Daha adım atmıyor. Ancak zıp zıp düğmeye açıyor. Adım atmadan olmuyor. Bak adımını atmadan af olur diyor. Ondan sonra hemen cahilesi halime ve kendime cahilesi hemen halime ve kendime zâr bir ilim ehline ziyarete gitse beni ziyaret etmiş gibi olur. Meclisinde otursa benim meclisinde oturmuş gibi olur. Çok. İlerisi de var. Musafatı var. Aynı sofrada yemek yemesi var. Vesaire. Onları yapamasak da Allah için meclis kuruyoruz işte burada. Yani öbüler imkanımız yok müsafaaya şuna bunu. Eskiden bir çorbalarını içiyordum. Şimdi ona da gelemiyorum. E, vaktim yok. Şimdi davet ediyorlar. Allah razı olsun. Aylardı gelemiyorum şey. Yani geliyorum. Buradan işte bir su içiyoruz, soda içiyoruz, gidiyoruz. Hacı ben de bana Zemzem verdi bir yolda. Her gün giderken burada Zemzem içerim. Elhamdülillah. E şimdi oturmak yeter. Sohbet. Allah için kuruldu, Allah için kalktık. وَرَجُلًا تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّمُ اللّٰهِ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلِّ اِلَّا Allah'ın gölgesinden başka gölge olmadı. Ahiret gününde o kadar zor bir gün. Yedi kişinin gireceği gölge Allah'ın gölgesinde. Bir kişi de hangisidir? Allah için birbirini sevenler, Allah için bir cemaat halinde toplananlar, ve Allah yolunda işte zikirle, duayla ayrılanlar. Bizim bu yaptığımız nedir? Bu gelmenin, gitmenin neticesi ne Bu değil midir Allah için birbirini sevmesek ne işimiz var burada? Ben Allah için sohbete gelenleri Allah için seviyorum. Allah Resulü siz de şahit olun. Bu sevgi beni getiriyor. E sizi de bu sevgi götürüyor. Ondan sonra da ayrılıyoruz. İnşallah. Af olarak ayrılıyoruz. Mestem ankaun fi beyti min buyutillah. Allah ve Allah'ın evlerinde toplaşanlar, Allah'ın kitabından ayetler okuyanlar, hadis-i şerifleri müzakere yapanlar. İlla hafetumul melaiike. Melekler onları çepeçevre etrafını kaplar. Ve haşeyetumur rahme Allah'ın rahmeti onları kaplar. Denizin balığı kaplamasından daha fazla kaplar. Balık denizin dışını kaplıyor, içini kaplamıyor. Allah'ın rahmeti bizim içimizi, dışımızı kaplamış ve zekerum la ve nezelet onlara feyiz yağar huzur yağar bereket yağar nur yağar ona sonra kalbin huzur buluyor kalbine rahatlık geliyor buradan çıkıyorsun dertlerini unutuyorsun tasalarını unutuyorsun psikolojik sorunların geçer bıkkınlığın yılgınlığın unutursun yani hanımla mı kavga etmişsin çocukla mı kavga etmişsin her şeyi unutursun sohbet adam her şeyi unutturur Ondan sonra gider. Hanımların aklı olsa sizi hep sohbete gönderir. Hiç olmazsa ahlakı düzelir, huyu düzelir veyahut da efendim morali düzelir. Gelir belki bana daha iyi davranır diye. Hanımların aklı olsa hep sohbete gönderir. Çünkü sekinet demek yatışma demek. Şimdi bütün millet sinir hastası gibi ya psikolojik. Herkes barut. Korna çalanı çıkıp tar tar tar, tar tarıyor ya. E millet üşütmüş ya hani geçim derdi, bilmem ne, beyinler gitmiş. Ayet dinleyen yok, hadis dinleyen yok. Hoca diye çıkarttıkları adamlar, ilahiyatçı, proflar. Onlar da öyle. Kader yok, şu yok, bu yok. Şimdi yine bizim Üsküdar Belediyesi sempozum yaptı bugün. Perşembe konuşsaydım mahvedecektim de Perşembe sohbete çıkamadım. Üsküdar Belediyesi El Baraka'da sponsor oluyor. Ne atlıyorsun be Elbaraka mübarek adam? Bir baksana ki profesörün adı ne? Orada en az 8-10 tane profesör, 3 tanesi sabıkalı. Bir Şaban neydi? Düzlü müydü? Yok, Ankara'daki. He? Arı? Ulan nasıl Ali diyorsun, Alı diyorsun, ben de anlamadım. Şaban Ali. Ha, mübarek. Şimdi o Şaban Ali, e Kon TV'de o zaman şey yapmıştık, ilk görmüştük. sesini arkadaşlar videoya koysunlar. Bizim Yunus yapsın o işi. Sesini bulduk yani. Ya diyor çocuk diyor araba çattı öldü diyor. Gidiyorsunuz babasına diyoruz ki işte Allah'ın yazısı sabret kardeşim falan. Ne yazısı diyor ya Allah diyor ne bilir diyor çocuğun ne zaman öldü. Yazıması yok diyor ya. Kader inkar ediyor. Bu adam Ankara İlahiyat'ın e, itikat profesörü. Baş idi yani. Şimdi de öyleyse bu adamı çağırmışlar. Ömrü Mustafa Öztürk. O Karar Gazetesi'nde de yazıyormuş meğer ya. Bu Karar Gazetesi ne iştir, ne ayaktır bilmiyorum. Orada da yazıyormuş o Mustafa Öztürk. Tefsir profesörü. Ne diyor? Ya ne diyor bizim Osmanlı'da bir cihat uydurmuş ilahi kelimetullah Fransa'ya kadar dayanmış diyor ya. Fransa'da senin ne işi var diyor ya. İşleri güçleri diyor saldırmak diyor. Ben diyor Hristiyanlarla empati yapıyorum diyor. Haçlılar diyor Kudüs'ü kurtarmak için geldi. Hiç olmazsa Haçlıların orada Meryem anası var diyor. Onlar diyor Allah için geldiler o zaman diyor. Ben onlarla empati yapıyorum. Diyor. Mustafa Öztürk yazısı var kitabında şeyinde dergide yayınlanmış Diyanet'in şeyin. Yazısı var. Bu adamı çağırmışlar, onu çağırmışlar, bunu çağırmışlar. E şimdi böyle profesörler devamlı televizyonlarda cirit atıyor şu an. Öyle mi? Beyaz TV ne yaptı? Bir Ramazan boyunca Mehmet okuyanla milletin bütün itikadını ifsat etti. Bir Ramazan. E şimdi onun için sol kanal, bilmem ne kanal, bilmem ne kanalı bırak. Bizim Müslüman zannettiklerimiz milletin imanını bozmak için vazife almış gibi ne kadar ilahiyatta bozuk adam var onlar çıkarıyor. E şimdi bunları dinlemek ilim meclisi olur mu? Bunları dinleyenin morali düzelir mi? Bunlara sekinet yağar mı? Adam kaderi inkar eden adam, alın yazısını inkar eden adam beladan kurtulur mu? Men amene bil kader emine el keder buyuruyor. Hadis-i şerifte kadere inanan kederden kurtulur. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Kullen yusibena illa ma kataba len. Başınıza ne bela geldiyse Habibim söyle ki ya size Allah ne yazdıysa başınıza o geldi. Bunu Allah yaptı. Allah sizin yarınız, yardımcınız. Anandan babandan çok seven Allah. Sana zarar yapmaz. Çocuğunu öldürdüyse vardır bir hikmeti. Razı gel Allah'tan diyor. Bunu Kur'an teselli veriyor. Sen ne diyorsun? Adamı boşuna kandırıyorlar. Çocuğun ölmüş diye diyor. Allah yazmış. Ne yazmış diyor? Yazımazı yok diyor. E böyle dersen bu millete ne olur? Kadere inanmayan kederden kurtulabilir mi? Başına her gelende Allah'a itiraz eden Müslüman olabilir mi? E durum bu. Onun için biz ehli sünnet ilim meclislerini artıracağız. Bu müjdeler ayet hadis okuyanlaradır. Martuval okuyanlara değil. Hikaye okuyanlara değil. Her programda taslamanı çıkartıyorlar. Kur'an'ı yüzüne okuyamaz. Arapça bilmediğini kendi itiraf ediyor. Bizim dinimizin bütün metinleri Arapça. Bu adam din adına konuşuyor. Bir kişi de demiyor ki sen Kulü Allah'a mana veremezsin. Ne konuşuyorsun? Diyen yok. Onun için bu milletin itikadını bozmakla görevli bu FETÖ'nün tabii 20-30 senelik diyalogçuluk, kadercilik, kaderi inkarcılık, şia, vehabilik bütün bunları topladığın zaman bu millet hala nasıl bu kadar Müslüman kaldı buna da şaşırıyor. Çünkü bu kadar bozan varken bir tane Yapan nasıl başarılı olabilir? Bin tane yapan olsa bir tane bozan hepsini yıkabilir. Değil mi? Şu Bursa'nın hepsini iki bombayla adam götürür. Ama Bursa yapana kadar kaç yüz senedir milletin canı çıkmış. Bu kadar eseri. Ama yıkmak için bir kişi bombaları yerleşse her taraf gider. Peki evi. La yukamu yukavim elfu banim bihan. Peki evi banim vahidun bi elfi Ali Adir Efendi babamız okurdu bu ibareyi. Yani bin tane yapan bir tane bozana dayanamaz. Ya bin tane bozana bir tane yapan ne yapsın? Yani ben de kendim haşa bir kişiyim demiyorum. Çok hocalarımız var. Allah sizden razı olsun. Ehli sünnet alimlerimizden. Yani illa Efendi Hazreti talebesi bu kapının adamı olması şartı yok. Hangi kapının adamıysa Ehli sünnet olmak şartıyla başımızın gözümün üstüne yeri var. Biz cemaatçılık yapmayız. Cemaata mensup olmak başka, cemaatçılık başka. Çılık iyi bir şey değil. Biz ehli sünneti öne alırız. Benim en yakınım ehli sünnet olmasa ben onu tutma. Dışarıda hiç tanımadığım adam ehli sünnet ben ona hürmet ederim. Onun için niyet başta tasih niyet. Niyeti düzelteceğiz. Çıkarken ne niyetle çıktık? Niye geldik? Niye nasıl dağılacağız? Derdimiz neydi? Allah yolunda kardeş edinmek, ekserümlilik, vaafit din, dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Bu emre uymak için birkaç Müslüman tanırım, tanışırım, Allah için ziyaretleşirim, Allah için ziyaret ederim, İlim meclisinde otururum. Yani ayet hadis dinlerim demektir. Bak üç tane niyet oldu. Ondan sonra cemaatle namaz kılarım. Bak şimdi yatsıyı cemaatle kıldınız. Cemaatle namaz kılarım, kalabalık cemaat. Sizin mahallenin camisinde bu kadar cemaat yok ki. Ne kadar fazla mı Azze ve Celle. Allah'ın en sevdiği cemaat çokluğu. Bir kişi bir fazla, Mevla daha çok seviyor. 40 kişi olursa duası mutlaka kabul olur. Burada yapılan aminler asla boşa gitmez. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor. لَاَشْتَمُوا اَرْبَعُونَ رَجُلًا يَرْفَعُونَ اَيْدِهُ بِلَى Azze عَزَّ Celle. 40 kişi toplanıp ellerini Allah'a kaldırırlarsa ne amin deseler Allah söz vermiş Celle Celaluhu boş çevirmeyeceğim buyuruyor. Bak 40 kişi. Çoğu camilerde 40 kişi var mı yatsınamazsın. Bak niyetler görüyor musun? 100 kişinin olduğu yerde mutlaka namaz kabul olunur. Mesela burada 100 kişi de var. E bunlar hepsini mülahaza ederek ne oldu? Geldin gittin. Holaya gelip giden gibi olmayacaksın. Beş tane, altı tane niyet saydım sana. Sen bunu çoğaltabilirsin. Bu niyetler ne kadar çoğalırsa sevabı o kadar çok olur. Cemaat cihetinden ayrı sevap alırsın. Allah kardeşler yolunda kardeşini ziyaret ayrı sevap alırsın. Ondan sonra dua edeceğim Müslümanlara amin diyeceğim der. Ayrı bir mükafat alırsın. Zaten alırsın. sevabı da lüzum yok. Duan kabul olur zaten. mel <laughs> a'mal binniyat bin niyeti de var Buhari'de. Altı yerde falan Bukhari rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Sır Buhari'de altı türlüsü var bu hadis-i şerif. Bütün ameller ancak niyetlerle geçerlidir. Niyetsiz amel yok. Ama maalesef bizim en çok ihmal ettiğimiz şey şu anda niyet meselesidir. Niyet derken niyet ettim Allah rızası için diyoruz. Ama başka meseleler var yan gelirleri kaçırıyoruz. Çünkü niyeti doğru beceremiyoruz. Niyet derken esas mesele ne? İhlas. Sen Allah rızası için demekle Allah rızası için olmuyor ki kalbinde kırk tane fırıldak dönüyor. İçine neler geliyor? Şu da gördüğü iyi oldu. Şu da camideymiş, iyi rastladı ya. O da benim cemaata devam ettiğimi anladı. Değil mi? Ondan sonra müftünün kızını mı alacaksın? efendim imam imamdan yardım mı alacaksın? Ne niyet ya? Yani? Niyetin ne? Her işler ancak niyetlerle geçerlidir. Bu hadis-i şerif. Ve inne maneva. Herkes niyetini alır. Amelini almaz. Dört rekat namaz değil, dört yüz rekat namaz olsa. Ömreye gitti, hacca gitti. Mevlana yazarım buyuruyor, niyetini yazarım, amelini yazmam. Ne demek amelini yazmam? E, niyeti düzgünse amelini yazarım. Niyeti bozuksa ameli boşa gitti. İnna Allah la yanzuru ila ve sa'amikum. Velakin yanzuru ila kulubikum ve niyatikum. Hadi şerif. Allah Teala boyunuza, bosunuza, şeklinize, görüntünüze bakmaz. Veyahut namaz kılıyorsun. Namazın dışına bakar. Dışına baktı, tadil erkan üzere kılıyorsun, hatimle kılıyorsun, uzun uzun okuyorsun, görenler evliya zannediyor falan. Ama Mevla buyurur ki bu bana yetmez. Neden? Milleti kandırabilirsin. Ben kullarımın kalplerine ve niyetlerine nazar ederim. Niyetin mahalli kalptir. Niyet dillen oluyor mu? Dil alettir. Niyet dillen oluyor dersek dilsiz ne yapacak? Müslüman olamayacak. Niyetin mahalli kalptir. Bir insan niyet ettim Allah Azze ve Celle öğle namazının farzına dese, kalbinde öğlenin farzına niyet olmasa, namazı geçerli değildir. Farz olan kalbin niyetidir. Dili katmak, katmamak, fıkıhta katsan iyi olur diyor falan ama İmam-ı Hazretleri onu da uygun görmüyor. Yani namazınkinde ama. Yani dili diyor, sünnette yok diyor, sade kalpten niyet etmeli. Dil karıştırabiliyor işi diyor kalbi hazır tutmalı diyor. İmam Rabbani Hazretleri bu usta çok beyanı var. Ben de size hep de az sohbetlerde izah etmişim bu konuyu. Ama herkes ittifak etmiş ki niyet kalpte olmadan dildeki niyet geçerli değil. Bunda ittifak var. İhtilaf nerede çıkıyor? Dil söylese mi söylemese mi de çıkıyor. Ama kalpte niyet yoksa amel hiç yok zaten. Onda ittifak var. Herkes niyetini alır diyor. Amelini alır demiyor. Ne buyuruyor? Elaine fil cesedi salihat kullu el kullu ela ve hi el kalp. İnsanın bedeninde bir çiğnemet var. Yumruk kadar kadar. çam kozalağı gibi bir şekli O düzelirse bütün beden ceset diyor. Ceset beden demek yani. Bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur diyor. Kontrol nerede? Orası kalptir diyor. Kalp derken o et parçası demek değil. Akıl ve ruh da nereyle irtibatlı? Et olarak kalple irtibatlı. Yani yer olarak orayla irtibatlı. Onun için kalbin niyetine bakıyorum Mevla buyuruyor. Kalp düzgün mü? Niye geldin bu sohbete? Her şey arkadaşların hatırı olsun. Allah'ın rızası yok. Onun bunun keyfi için. Olmadı. Niye geldin? Ya adamdan borç istedim, adam da vermedi, etmedi. Ben de biraz ondan takılıyorum namaza abdest ya, bana güvensin de para alayım, gö götüreyim. Niye geldin? İşte adamın kızını istedik de o da mahalleye sor, oraya buraya bilmem ne. Ne olacak? Ya camide görmüşler mi bilmem ne. Aa Cübbeli hocanın sohbetlerine gidiyor derlerse belki kızı verir. Bizim cemaattansa adam. Öyle laflar çok dönüyor. Cübbeli Hoca'nın sohbeti bana soruyorlar. Ben ne bileyim diyorum sohbete gelenlerden kız verin nasıl diyeyim adama ya? Allah Allah. Senin cemaatinmiş diyor. Ya ben cemaatimi ben tanımıyorum ki. Ben toplanıyoruz da burada gidiyoruz. Ben zaten gözlüksüz zaten uzağa göremiyorum. Şuradan adamın yüzünü sor seçiyorum. Gözlüğü de takınca da kitabı göremiyorum. Onun için gözlüksüz konuşuyorum hep. Gözlüksüz de konuştuğum zaman böyle bir duman gibi oluyor önüm. Yalan yok, yanlış yok. Ben adamı nereden tanıyayım? Cemaata gelmiş. Ondan sonra borç verelim mi? İş yapalım mı? Satalım mı? Alalım. Ya kardeşim, bizde böyle bir ilişkiler yok. Sen istişare yap, istişare yap. Adamı mahallesine sor, tanıyanına sor. Değil mi? Ama adam ne yapıyor? Bir çevre yapayım diye. Bazısı böyle bir iki sene cemaata devam eden var kızı almak için. Benim bile başıma geldi. Benim bir yakınıma ya oldu bu iş. Adam ne kadar birinci saf takıldı ya. Ne kadar birinci safta gitti ettiniz? Hayırlısı aldı gitti kız da. <laughs> Çok da memnun olmadık. Ama ne yapacaksın? Çok da memnun olmadık ama e, bayağı da bir cemaati kandırdı. Ya dediler sen niye bu işe evet demiyorsun? Ya bir istişare ediyorum. Allah! Demedikleri yok memleket. E tevbe edemez mi? E kardeşim ben de sonradan tevbe edene ne lüzum var? Baştan tevbe etmişi buluruz yani. Falan şey demedik yani. Bizim çok geçmedi o ama ön saf takıldı adam senelerce ya. Onun için Mevla kalbe bakarım buyuruyor. Niyet et, ne niyet ettin? Femen kanet icratu ilallah ve rasulih fe icratu ilallah ve Mekke'den herkes hicret etti, geldi Medine. E niye geldi? Allah'ın rızası için geldi. Allah'ımız farz etti hicreti o zaman emretti diye geldi. Niye geldi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Medine'ye göçtü. Artık Mekke'de yok bir nebi. Ona, onun yanına gitmek için lazım. İslam'ı öğrenecek çünkü. Ona vahiy geliyor. Vahiy merkezi neresi oraya gidecek. Kalktı evini barkını malını bütün bıraktı geldiler. Tabi hep Allah için geldiler muhacirler. Ama tabi fire veriyor. Hicreti Allah ve Resulü için. Hepsi mübarekler muhacirun oldular. Ve sâbikûn el evvelûnnel muhacirîn vel ansâr ve lezînet tebe'ûn bi ihsân radıyallâhu anh ve O muhacirlerin ilkleri Allah onlardan razı, onlar da benden razı diyor. Ya yani ilkleri derken muacirler hepsi demektir. Ama Müslümanların ilkleri oluyor o tabaka zaten. Çünkü hicret edenler Mekke'de ilk Müslüman olanlardır. Sonra Medine bir adam geldi. Mekke'den muacir. Herkes mübarek olsun maşallah teb tebrik ediyorlar camide müsaafa falan. Efendim sallallahu aleyhi buradan biraz işçilendi. Yani bu adam nasıl geldi ya? Pek gelecek tipte değil. Dedi sorun ona dedi bir. Bir deşin bakalım yani niyeti neydi? İşte kimler gitti şey yanına falan muhabbet esnasında laf lafı açtı falan. Ya maşallah hiç de beklemezdik sen nasıl geldin falan. Ya sorma dedi bir karıya aşıktım dedi. Ümmü Kays isimli bir kadına. O dedi Medine'ye gelince dedi, ben dedi, Mekke bana dar geldi dedi. Ha öyle mi dediler, tamam tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Herkes Allah ve Rasulü'nün muhaciri, bu da Ümmü Kays'in muhaciri. Tamam mı? Ve men kânet icrâtû ilâ yusib yusîbuha ümrâetin yetezevvecûhâ ev yenkihuhâ da var. Fe icrâtûhû ilâ mâ ile. Kim Çıktı Allah yoluna, geldi bir yere gitti. Mesafe kat etti. Cihada çıkan yok mu? Gazaya çıkan yok mu? Üç ay, beş ay Allah yolunda görüntü öyle. Müslüman ordusuyla giden yok mu? Hatta orada yaralanan yok mu? Hatta orada ölen yok mu? Her ölen şehit midir? Zahiren şehit muamelesi yaparsın. Ama Mevlana biliyor, kalbine bakarım buyuruyor. Ben kalbine bakarım. Sen kalbini göremezsin, sen zahire göre hüküm ver şehittir de tamam. Çünkü Müslümanların ordusunda savaşırken ölmüş şehittir. Müslümanlar bunu böyle diyebilir. Kimse ne diyemez? Ben rüyada gördüm dün gece bu adamın kalbi bozuk. Böyle bir şey huccet olur mu? Delil olur mu? Olmaz. Sana vahiy gelmiyor ki kardeşim. Senin rüyan seni bağlar. Karar veremezsin. Ama Mevla verir karar. Kim bir dünyalık mal ve ganimet almak için işte menfaat, borç, harç, kız. Yahut bir kadınla evlenmek için hicret ederse yani işte o zaman Medine'ye gelmek meselesi var. Şimdi de herkesin kendine göre bir faaliyeti var. Açça gideni var, ömreye gideni var. İşte yardım vereni var, hayır yapanı var, cami yapanı var. Değil mi? Ne niyetle yapıyor bunu? Onun da hicreti ne niyetle hicret ettiyse ona sayarım Allah buyuruyor. Kadınaysa kadına ise kadına, paraya ise paraya. İrtibar itibar, şöhret şöhret desinler desin, beğensinler. Ben de ne buyururum? Sen bu millet sana cesur desin diye hatta atıldın ön safa. Bu millet sana cömert desinler diye bu kadar para verdin hayra. Bu millet sana efendim ne alim, ne hafız, ne güzel kıraat okuy ediyor tilavet ediyor, ne güzel vaaz ediyor. Ne hoca bu adam desinler diye fıkıh okudun, ilim tahsil ettin, hafızlık yaptın. E bu da sana dendi mi? Dendi. Sen desinler diye yaptın, bu da millet tarafından dendi mi? Fakat kıyla zalike bu da dendi. O zaman Mevla buyurur, benden ne istiyorsun şimdi? Cennet istiyorsun. Ne yüzle cennet istiyorsun? Benden alacağın yok ki. Niyetin gerçekleşti zaten. Ve bu adam kıyamet günü cehenneme atılacak ilk üç kişi kim? İlk üç kişi kim diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Şüfey Hazretleri tabiinden radıyallahu anh. Medine'ye girdim diyor. Baktım millet toplanmış bir adamın etrafında şey diyor. Ben de tanımıyorum diyor. Medine'ye gelmiş. Dedim bu zat kimdir bütün millet toplanmış etrafına? Dediler ki Ebu Hureyre'dir radıyallahu anh. Aa Ebu Hureyre bu mu dedim. Oturdum sohbete, dinledim Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadis, 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 yutmuş. Ondan sonra Efendim, rivayetler bitti. Cemaat yavaş yavaş dağıldı. Şurada çocuklara bir oyun yeri yapın. Bir de başlarına vazifeli koyun. Hem anaları falan geldi mi çocuklarından rahat ederler. Bayağı bir teşkilatınızı artırın ya. Burası büyük bir Organi de başkan, başkan mübarek, başkan bir şeyden kaçmıyor ki yapalır diyor Allah'ın iznine. Başkan ciddi adam Allah'ın iznine. Allah nazardan muhafaza etsin. <laughs> Yaparsınız inşallah. Yok çocuklar da rahat ederler on sonra. Anneleri de düşünmez onları. Kadınlar da geliyor çünkü buraya. Onun için. Efendim, çınlama yapıyor çünkü ben de kulağım başım tıkalı. Ondan sonra baktım cemaat aldı diyor. Böyle bir yerde ders veriyordu. Kendi eviymiş diyor. Ben de dedim yaklaştım diyor. Tek ben kaldım diyor. Ya Bavruyre dedim diyor. Allah hakkı için dedim diyor. Bütün hakların sahibi, hakları hak yapan, hakkın hakkı için dedim diyor. Ne istiyorsun demiş? Ya bir bir hadis bana söyle. Allah ondan bana fayda versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Direk sen işittin, kimse de işitmedi. Bir tek senin bildiğin, ben diyor çok bir hadis, yani özel bir şey olsun. Ben de diyor diyeyim ki bunu bir tek ben duydum falan. Mübarek öyle bir niyet etmiş. O da dedi ki diyor yapacağım yapacağım. Tamam tamam dedi diyor. Tamam dedi diyor. Tam şu evde Resulullah'la beraberdik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu evde biz ondan beraberdik. Kimse de yoktu. Bir ben bir Resulullah vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem başka sahabeden birisi de yoktu diyor. İşte o Şüfe Hazretleri nakletmese bunu bize kadar gelmeyecek. İkimiz diyor bu hadis Müslim'de var. Nesai'de var. Tirmizi'de var. Hepsi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu hadisi rivayet etti. Şöyle buyurdu diyor. Derken bir içini çekti. Hı, yaptı. <laughs> bayıldı. Ondan sonra diyor bir zaman geçti. Ne oldu dedim ya diyor. Ayıldı diyor. Tamam tamam sana bir hadis rivayet edeceğim dedi diyor. Bir daha bir içini çekti diyor. Bir daha bir bayıldı diyor. Baktım diyor yüzün üstü düştü diyor. Bu sefer kaldırdım kendime yasladım diyor. Tuttum diyor falan. Sonra bir daha ayıldı. Yüzünü sildi, bir şeyler yaptı falan. Tamam şimdi sana bir hadis-i şerif rivayet edeceğim dedi diyor. Çünkü neden? Hadis-i şerif o kadar tehlikeli ki. Hadis-i şerifi anlatmadan evvel, tehlikesini e, şey ederek, ahireti düşünerek, sahabe-i kiram böyleydi kardeşim. Bizim gibi gelin size bir şeyler anlatayım diye böyle hareketler yok. Bayılıyordular. Üçüncüde diyor başladı hadis-i şerife. İşte ne buyurdu? İnne Allah Teala yenzilu yevmel kıyameti liyakzıya al ibad. Allah kulları arasında hüküm vermek için mahkemeyi i kübrayı açar. Kıyamet gününde. Tecellis, karar tecellisini indirir. Ve evvela kim çağrılır? Hafız ve alim olan birisi çağrılacak. Niye sen Kur'an okudun? Ben sana Kur'an'ı kolay ettim mi ettin? Hafızlık nasip ettim mi ettin? İlim nasip ettim mi ettin? Evet, ne yaptın? Mevla ona soruyor. Fe ma amilte fi ma alimte ve ulimte. Bu kadar ilim sebebi verdim sana. Bunları ben nasip ettim sana. Ne amel ettin? Ne yaptın? Ya Rabbi geceleri teheccüd kılardım, gündüzleri Kur'an okurdum, devamlı tilavet yapardım. İşim gücüm Kur'an'la amel etmek oldu benim. Öyle mi? Kezep de. Yalan söyledin sahtekar. Sen bunlar niye yaptın? Lükale ne kariun. Sen ne kıraatçısın, ne hafızsın, ne alimçin. Ya zaten alim malim piyasada çok azaldı. Yalnız Kur'an kıraatıyla uğraşanlar, o işte para var ya biraz. Alimlikte pek para yok. Efendim, mevlüte çağırıyor, cenaze oraya çağırıyor, buraya çağırıyor, iyi de hafız falan. Hiç dini imanı olmayan sosyete bile en iyi okuyanları çağırıyor. Zarflar da bol, ya, yemek de yağlı oluyor biliyor musun? sen karisin ne güzel okuyorsun diye bunu yaptın. Onca inne munafiki azil ümmeti Benim ümmetimin münafıklarının ekserisi hafız olup da çok güzel okumaya merak edenler de olur diyor. Münafıkların ekserisi bunlardan çıkar diyor. Kıraat ilminde şimdi onun için bakıyorum da Haşa, tenzih ederim. Kimseyi kastetmiyorum. Allah şahidim olsun. Kimseyi kastetmiyorum. Ama kıraat ilmi çok prim yapıyor. Şu anda da kıraata çok çünkü neden? Tefsir, hadis, fıkıh köşede kaldı yani. Dinleyen yok ki. Ama Kur'an'ın güzel oku, aşere, vücü, çatlat bir ayın, sekiz elif çek, bilmem ne. Zaten çoğu da yanlış okuyor da o daire de. da. Ondan sonra dinleyenler de bir best olsun. Ne okuyor be diyor. Geçen bir hacı abi bana öyle yapacak. Ne okuyor adam be dedik, çıkarttı bana videosunu izletme. Hocam ne? Mekke'nin imamı gibi okuyor dedi. Bakti ne dedi. Mekke'nin imamı yanlış okuyor zaten dedim. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya dedi. E Mekke'nin imamı durulacak yerde geçer, geçilecek yerde durur. Dördü sekiz çeker. Mekke'nin imamları <laughs> o güzel okuyor Mekke. ki? Aa öyle mi dedi? Bir de baktım bu dedim bu da kötü taklitçiymiş dedim. Bu onu da yapamamış dedim yani. Ama şimdi herkes meraklı bu kıraat işine. E ilim o kadar merak yok. Yani ilimde çok para yok. Neden? Allame Cihan olsan Adam ne dedi bana? İmam-ı Azam gelse vaaz ettirmem dedi. İmam dedi bunu bana. Hem de bir tutam sakal var. Niye dedi? Müftü yasak etti dedi. Şey biz bu Bursa müftülerinden neler çektik zamanında? Molla Arap camini kapattılar. Akşam yatsı millet namaz kılamadı. Biz girersek çıkmıyormuşuz. Cemaatta doluyor ya. İmam müezzin çıkaramıyor. Senelerce burada Zeki diye bir müftü vardı. Ne Zeki'ydi o ya? Neler etti bana o Zeki? Soyadını da deme ya. O kadar denir mi? Ya biz burayı niye yaptık şurayı? Kötü komşu adam mal sahibi yaptı. Bursa'da gezmediğimiz yer kalmadı. 40 senedir kadro bekleyen camiye kadro vermiyorlar. Biz bir hafta gidiyoruz, cemaat doluyor, ihvan doluyor. Ertesi aya kadar kadro veriyorlar. Çünkü imam gelince dernekler beni istiyor. Ama imam gelince memur adam ne yapsın? Müftü konuşturmayacaksın. E ne yapayım ben namaza girdi millet mı? Cami kapat diyor akşamdan evvel diyor. Molla arabı kapattılar akşam yatsı. Bilmiyorum sen de gençtin o zaman haberin var mı? Ben ne? Ben eski kaşarım ben. Sen ne başıma gelmeyen yok benim. Benim başıma gelmeyen yok benim. Adam diplomam yok. Bir şeyim yok. Değil mi? Şu anda Bursa'da camide beni vaaz ettirir miler? Ettirmezler. Asla. Hakkında açık veya gizli kararlar vardır. Ettirmezler. Niye? E Diyanet Reisi'nin hakkında konuşuyorsun. Seni ettirirmiler ya. E tabi ettirmezler ya. Onun için ilimde şey yok. Şu anda ilimde para yok. İtibar yok. Ama kıraatta iyi para var. Benim ümmetimin ekserisi münafıklarının kuradan çıkarılıyor. billahi min hazen. Üzüntü kuyusundan Allah'a sığının buyuruyor. Üzüntü kuyusu. Dediler ya Resulullah'a, "Ma hazen. Üzüntü kuyusu nedir? Biz bunu böyle bir kuyu duymadık. Bu vadin fi cehennem minu cehennem Cehennemde bir kuyu var, derin vadidir. Her gün cehennemin diğer tabakaları 70 kere Allah'a sığınıyor, bizi buraya atma diye. Tedder ya Resulallah, kim girecek oraya? El kurra'ul muravune bi'amâli. Gösteriş yapan kıraatçılar. Niyet, niyet, niyet. Niye hafız oldun? Niye okudun? İşte ses dersi alıyorum, şu dersi alıyorum. Al. Zeyyinül Kur'an bi Seslerinizle Kur'an'ı süsleyin buyuruyor. Ziynetlendirin buyuruyor. Allah Teala Kur'an'ı güzel okuyan bir kulunu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez buyuruyor hadis-i şerifte. Kur'an'ı ihlas ile. Ama televizyonda demiyor. Bir gece diyor kalkar da teheccüd vaktinde kıraatını güzel yaparsa Mevla onu dinlediği kadar alemlerde hiçbir meleği bile dinlemez diyor. Evet. İnnallâh leye yukarı il Kur'an Kur'an okuyanı dinler ama burada riya yok neden teheccüd vakti kime riya yapacaksın karıya mı riya yapacaksın hanım da diyecek ki sesli okuma ya bizi de uyandırıyorsun diyecek zaten bir de fırça yiyeceksin yani onun için millet uyurken de sesli oku demedik durumun müsaitse komşuyu da bağırıp da uyandırmaya lüzum yok yerin müsait ortamın müsait dağdasın, yayladasın, asıl, asıl gitsin. Bir ezan oku, her şey şahit olsun. Hadis-i şeriftir, Bukhari'dir. İnne öyle la esma'u meda sautil müezzinu insun ve la cinnun ve la şey'un illa. Şey de lehu yevmel kıyam. Müezzinin sesini diyor, insan duysa, cin duysa, ağaç duysa, taş duysa, hepsi kıyamet günü şahitlik edecek. Sahra'da namaz kılarken İmam olduğun zaman dört bin melek arkada saf olur diyor. Dört bin melek cemaata uyar. Sesli oku Sesli namazsa, öğlen namazında sesli okunmaz tabii. Sesli oku diyor. Bir insan akşam namazını kendi kılsa tek başına sesli okuyabilir mi? Okuyabilir. Sesli namazı tek tek kılsa sesli okuyabilir. Melekler saf olur diyor. Ama oraya sahra diyor. E, i̇hlas var, sahrada kimse yok. Aslanlara mı gösteriş yapacaksın? Tilkiye mi gösteriş yapacaksın? Yayla da oku. Ha gece gece oku, teheccüdde oku, namazda oku. Burada ihlas var. Kur'an'ı hem millete de okurken çirkin oku demedik. Peki sen kendi başına okurken nasıl okuyorsun? Millete okurken nasıl okuyorsun bakalım? O ayrıma bakarsak çıkar mı bu iş meydana? Çıkar. Yahu imamlara bakın, imamlara. İmamlar Fatiha'yı sesli okurken kaç saniyede okuyor? Üçüncü, dördüncü rekatta sessiz okurken kaç saniyede okuyor? Yarı yarıya inmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bakın bakın, bütün camilere bakın. As neydi? E kallu sıdkı istiva sirri vel Bir adam iyi niyetli mi, doğru ve dürüst mü Allah'a karşı? Bunun en azını nasıl anlarsınız diyor. Herhalde harisi muhasibi olacak radıyallahu anh buyuruyor bunu. Gizli ile açık aynı olacak. Gizli okuduğuyla açık okudu. Kalbi ile dışı. Görünen ne görünmeyen tarafı. Aynı olacak. nerede? Daha milletin önünde bile, ben bunu dedikten sonra biraz hizaya gelenler başladı. Tabii ki riya içinde olsa boş ver. Er riya babul ihlas. Riya ihlasın kapısıdır. İmamlar şimdi ben bunu deyince bütün cemaatın önüne bir kıstas koydum, bir ölçü birimi koydum. Kalbini bilemeyiz ama o kadar da armut toplamıyoruz yani. De okurken öyle ne biçim bir fatiha okuyorsun gürül gürül. Üçüncü rekatta sessiz, yarısı kadar küt aşağı. Ne olacağız? Niye senin gizli okuduğundan açık okuduğun aynı dakikayı tutmadı? Aynı harfler değil mi? Fatiha 7 ayet. Altıya mı indi? Senin şey niye indi dakikan? Saniyen niye indi? Efendi Hazretleri ne kadar... Yahu derdi, Sübhane Azim okuyoruz ya rükûz Sübhane Azim, Sübhane falan. Cık. Yahu derdi, Sübhane Rabbi Azim derken derdi, Sübe... Var ya Arapçada, ne diyorsun ona? He? Kalkale mi diyorsunuz? Ha, kalkale yine vurduruyorsun oraya. Sübü. Çünkü süb deyince biraz şey oluyor. Sübü doğrusu bu, tecvit şart. Derdi ki, Sübhane Rabbiyel Azim derken oradaki kalkaleyi bile atlamayın derdi. Sübhane. Meseleyi görüyor musun? Ha! Namazdan sonra çekilen o 33 subhanallah'lardan. Acaba bir tane denk geliyor mu yani? Süp 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 adam gidiyor. Yani hiç hiç hasın elifi, metti tabisi, Allah'ımızın ismi şerifi Ya Sübhanallah Sen lah 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 gidemezsin ya haşa Sübhanallah Sübhanallah, 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 Sübhanallah. 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 En azı bu da Bundan sonra ben bu, bu nasıl baş edeceğiz ya? Bunlar 33 çek çekiyor, ben daha onu bitirmemişim. Bana da diyecekler sen evhamlısın. Ne evhamlıyım ya? Her şeyin bir şeyi var, dakikası var. Onun için niyetlerinizi tasfih edin. İşin başı niyet. Bütün ameller niyetlere bağlıdır. Bu hadis-i şerifi 700 muhaddis rivayet etmiş. 700 muhaddis. Ve İmam Şafii radıyallahu teala buyurmuş ki bu hadis-i şerif İslam'daki 70 hükmün sebebidir. Yemin konusunda giriyor, zahar konusunda giriyor, talağında giriyor, kefaretinde giriyor, abdestinde giriyor, namazında giriyor, mahkemede giriyor, kadının verdiği hükme giriyor. Bütün ameller niyetlere göre. De. Yani hesabını yaptığın zaman 70'i de buluyorsun, 700'ü de bulursun yani. O 70 de temelleri yani. Yoksa içinde 70'in içinde bir 70 daha çıkar. Bunlar niyetin önemini beyan için söylüyor. İmam Ebu Davud Hazretleri büyük muhaddis radıyallahu anh, ne buyuruyor? Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerifi nisfu din İslam'ın yarısıdır diyor. Bütün İslam'ın yarısı çünkü neden? Ne kadar amel yapıyorsan İslam için yapılan bütün ameller, haccı, ömresi, abdesti, kustu, taireti, akti, nikahı, İslam'ın bütün meselelerini topladın mı? Topladın. Bunların hepsinde niyet geçerli mi? Geçerli. O zaman bir dışta görünen amel tarafı var, bir de kalpte bulunan niyet tarafı var. Ne oldu? Yarı yarıya oldu. İç tarafı niyet olduğu için, bu hadiste olduğu İslam'ın yarısı oldu. Her amelde niyet var, niyette de kalpteyse bitti. Her amelde niyet var. O zaman her amelde bu var. Hatta ulema buyuruyor ki niyetin amelden hayırlılığı var. Üstünlüğü var. Meşhur hadis-i şerif hepiniz biliyorsunuz. Niyetül mümini hayrun min ameli. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ne demek amelinden hayırlıdır? Şu demek sen Niyetsiz amel etseydin kabul müydü? Değildi. Peki amelsiz niyet etsen kabul oluyor mu? Oluyor da nasıl oluyor? Namaz kılma niyet et. Mani yok kılma. Onu demedik herhalde. Men hemme bi hasenetin felem ya'mela kutibet lev hasene. Say hadis. İyi bir amel yapmaya niyet ettin mi? Ettin. Mani çıktı yapamadın. Mani çıktı yapamadın. Sen bu sene Ramazan'ı bekliyorsun, dört göz böyle oruç tutacağım. Recep orucu tutacağım dedin. Recep ayı geldi, sen hastanelik oldun, komalık oldun. Tutamadın. O aynı sevap yazılıyor mu? Yazılıyor. Bak amel yokken niyet sevap kazandırdı mı? Kazandı. Ama niyet yokken amel etseydin, Recep'in tümünü tutsaydın, niyetin bozuk olsaydı sevap var mıydı? O ne oldu müminin niyeti? Amelinden hayırlı oldu. Geçmiş ümmette Beni İsrail'de çok işler oldu tabi. Hadis-i şeriflerde nakledilince bunu biz görebiliyoruz. i̇bn Hacer Heytemi Hazretleri bunları alıyor. el Fetul Mübil ali kari Resailinde alıyor bunu. Şimdi bir zat çok kıtlık olmuş. Ümmet açlıktan kıtlıktan geçemiyor bir dağın yanından geçiyor. Kum tepesi yani ama yığın böyle bir bayağı bir tepe. Bedir'de var öyle kum tepeleri. Kum tepesinin yanından geçiyor. İçinden geçirdi ki. içinden geçirdi ki. Keşke bu kum tepesinin hepsi ek, yemek olsaydı. Bütün ümmet açlıktan kırılıyor. Ben de bunun hepsini böyle nasıl olsun bütün millet bana muhtaç. Hepsini soyarım, mecbur sıraya çekerim, paraları toplarım değil. Hepsini sadaka verseydim. İçinden geçirdi. Ha bir şey yok. Uludağ'ın yanından geçerken keşke bu yemek olsaydı bütün fakirlere verseydim demen gibi. Hiçbir şey yok. Ama o zaman Allah Teala peygamberlere hemen vahyederdi. ederdi. Git şu ümmetine söyle. Peygamber bunu bilmez mi Mevla'dan vahi gölü? Allah Teala zamanın peygamberine vahiy etti. Kullev. İnne Allah kabile sadakatek. Feşekker <laughs> alek feğfar alek sevabe dağl külli طعاماً لو كان طعاماً fante sadaktıbe git benim okuluma söyle ki Allah senin sadakanı kabul etti sana teşekkür etti senin günahlarını affetti bu dağın tümü yemek olup da bu kadar acı doyursaydın ne verecektiyse aynısını da sana sevabını ihsan etti adam da şaşırdı etti ben dün dedi böyle bir şey düşündüm kimsenin haberi yok Konuşmak bile konuşmadım dedi. Nasıl niyet? Ben şimdi niyet ediyorum. Benim bu niyetim var. Siz de şahit olun. Allah riyadan muhafaza etsin. Elimden gelse niyet ediyorum bu milleti tek tek bulacağım, kapı kapı gezeceğim, herkese İslamiyet'i, eli Sünnet'i anlatacağım, hepsinin cennete gitmesine sebep olmak istiyorum. Niyetim budur, Allah şahittir. Gücüm yetmiyor gücüm yetmiyor. Allah şahitliğinizi ahirette de nasip etsin. Ha benim niyetim budur. Çünkü bunlara yemek vermekle, da yemek olsa da fakirlere yedirsem daha da azabilirler. Ben şimdi ondan ziyade ahiretlerini kurtarmaya niyet ettim. Siz de yemeğe niyet edin. Anladın? Vazife taksim yapalım. Hepsini de ben niyet etmeyeyim daha. Siz de fakiri düşünün, Mayanmar'ı düşünün, orayı düşünün, burayı düşünün. Keşke imkanım olsa 500 bin Mayanmarlıyı A gibi, paşa gibi yaşatsam şöyle Müslümanları. Niyet edin, niyet edin. Niyet etmekte de kalmayın. Oraya giden yardım kurumlarına da arayın sorun tabii ki. Elinden geleni yap, gelmeyene de niyet yap kardeşim. Elinden geleni yapmadan da niyet olur mu? Ama elinden gelen nedir? 3-5 fakirin 2-3 günlük ekmeği ise ama niyetin ne yapabilir? 500 bin kişiyi de ağırlamaya niyetin yetebilir. Niyet geniştir. Müslüman niyetiyle mükafat görecek. Yani inne melamal bin niyat. Niyetine göre. Ama elden gelmiyor işte. E zaman gidiyorduk eskiden. Bütün düğünlere gidiyordum, derneğe gidiyordum, cenazeye gidiyordum. Evine çağırıyordu adam, çocuğuma bir şey anlat gidiyordum. O efendim şunlara biraz sadece gidiyordum. Ama ben yaşlandım, hasta oldum gücüm yok, vaktim yok, bir şeyim yok. Ne yapacağım şimdi? Ama Allah niyetimizi biliyor. Bu niyete göre bize muamele eylesin. Kurban olduğum fazlu keremiyle. Evet, ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tebuk Muharebesi bin kilometre. En sıcak zamanda susuzluktan parçalandılar. Develeri kestiler, devenin karnındaki suyu içip yaşamak için. Halbuki deve onlara tank kadar lazımdı. Fakat deveyi kestiler, devenin içinde su birikiyor, bayağı bir su topluyor içinde. O suyu içip yaşamak için o kadar zor bir muharebeydi. Dönerken sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne bil medineti akvamen ma sirtum mesiran ve la kata'tum vadiyen illa ve hum ma'kum. illa kanu ma'kum. Kalu ve hum bil medine, kalu ve hum bil medine. Ey benim ashabım, en çok da Tebuk'ta toplandı. Vefatına çok yakın aylar. 10 bin falan var. Bütün topladı götürdü. Üç kişi geri kaldı da biliyorsunuz hakkında ne ayetlerindi indi. Kâbe bin Malik Hazretleri. Yani çok acayip bir şey. Be Tebuk'ta herkes seferberlik yaptı. İmtihan. Harp de olmadı. Rumlar döndüler. Görünce Efendimiz sallallahu aleyhi azimliliğini döndüler. Harp olmadı ama yol zaten harpten beter. <laughs> <laughs> bin kilometre o sıcakta en sıcak zamanda gittiler geldiler. Su yok yemek yokmuş yok. Bir şey yok. Münafıklar da geldiler biliyor musun? Münafıklar da birkaç kere Efendimiz'e suikast teşebbüsü var. Vadiden yuvarlamak için falan. Tebuk yolunda da bayağı suikastlar da oldu ya. Yani. Çok münafık işi de var. Tam yoldan dönüyorlar buyurdu. Ey benim ashabım! Siz şu anda biliyor musunuz? Medine'de öyle arkadaşlarınız var. Hangi vadiyi geçtiyseniz, Hangi güzergaha uğradıysanız, hangi sıkıntıyı çektiyseniz, hangi cevabı aldıysanız hepsi sizinle beraber oldular. Aa dediler ya Resulullah onlar şimdi Medine'deyken mi böyle oldu? Buyurdu evet. Ve hum bil medineti uzru. Onlar özürlerinden dolayı geri kaldılar. Ama idi kördü, gelemedi. Topaldı yürüyemedi, gelemedi. Manileri onları engelledi ama niyetleri bizimle beraber gelmekti. Aynen siz neredesiniz onlar oradadır buyurdu. Ne oldu bu şimdi? Amelsiz niyet kazandırıyor muymuş? Çünkü neden? Mani var. Onun için amelsiz niyet kazandırdı. Evet. Teala kalbe bakıyor. Yani ne demek? İhlasa bakıyor. Sen sırf onun için niyet ettin mi? Ona bakıyor. Gerisini Allah'a bırak. Ne burada estağidübillah okuduğum ayetinde dersin başına. Ve ma'muru kullarım hiçbir şeyle emir olunmadılar. İlla ancak tek emir. Tek emir ama altında bütün İslamiyet var. Ya Abdullah Allah ibadet yapacaklar, kulluk yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Peygamber gönderdim, kitap indirdim, öğrenecekler. Namazı, abdesti, guslü, orucu, haccı, zekatı, sadakayı, fitreyi, fidyeyi, işte evlenmeyi, boşanmayı, neyse benim dinim var. Bunların hepsi bana kulluktur. Bana kulluk edecekler. Kulluğun teferruatı çok. Ama işin ruhu ve temeli nedir? Muhlisine din ibadeti sırf bana tahsis edecekler. Asla bir şey bulaştırmayacaklar ve karıştırmayacaklar. Nasıl olacak bu ya? Allah Allah. Karıştırdın mı Mevla'da atıyor seni. Çağırdı ne sordu ona? Gel bakayım. Sana bu kadar ilim öğrettim, hafızlık nasip ettim, hocalık nasip ettim. Ne amel ettin? Şu kadar Kur'an okudum, şu kadar ibadet yaptım. Kezep de yalan söyledim. Sen ne güzel okuyor desinler diye yaptın. Fakat kıylezalik. Bu da dendi mi? Dendi. Benden alacağın yoktur. İntalifu bilenler. Atın gidin cehenneme buyuracak. Melekler hemen orada dinliyorlar. Allah Teala buraya Yalan söyledin. Ve tekullehu melaketu Hemen melekler de söylüyorlar. Kezebte yalan söyledi. Biz Allah'a inanırız. Sana inanmaz diyorlar. Ne işler olacak ahirette ya? Ebu Hureyre üç kere burada bayılı bayıldı hadis. Ondan sonra ikinci kimi çağıracaklar? Mal ve zenginlik sahibi, hayır sahibi, hayrat sahibi. Yazıyor ya kapısında. Sahibul hayrat vel hasenat. Sahibul Hayrat da bakalım Allah indinde hayrat mıdır, değil midir? Allah onun hayrını senin kabul etti mi, etmedi mi, değil mi? Öyle tuvalet yaptırıyor, şey falan canın hayratıdır. Ne yapacaksın tuvaletin kapısına yazıyorsun. Var ya bir tane Namık Kemal'in hikayesi işte. Kadın yapar hayratı, gazı uratı, def için yazmış üstüne. Namık Kemal'de altına bir şey yazmış, özelde konuşuruz onu yani. Bilmem ne edeyim senin hayratına demiş. İlk defa ben keyif için demiş yani. Kardeşim isim yazarak nereye varacaksınız? İsimlerle nereye varacaksınız? Bu ihlasız münafidir yani. işi karıştırır yani. Ha sen öldün bir şeyden haberin yok da senin adını yazmışlar. Allah onu sana sormaz. Veyahut adı, adını yazmak da haramdır, günahtır demedik ama daha adını yazmadığımız işlerde bile ihlası bozduk da adımız yazılan işte nasıl ihlası temin edeceğiz? Hemen on sonra camiye yazıyor, bir yere yapıyor bir şey yazıyor. Bu odayı şu tefriş etti, şu hastaneyi bu yaptı falan. E bunlar hayırdır, tamam hayırdır ama. Paran da çok. Mevla çağıracak. Gel bakalım. Ele müvessi aleyke. Hatta edâke la tehtâci lâ Sana ne kadar geniş imkanlar verdim. Seni kimseye muhtaç etmedim. Bu kadar mal mülk yığdım sana. Fe amil zâ amilte fîmâ Sana verdiklerimde ne amel ettin? Ya Rabbi diyecek, fakirleri doyurdum, künte asilur rahime, ve o, akrabamı gözettim, sulay rahim yaptım, fakir fukara bırakmadım, hepsine hayır yaptım, kezep de, yalan söyledin diyecek. Etekulül melek etu kezep, bütün melekler diyecekler, yalan söyledin diyecekler. Şahit, çünkü Allah Teala buyuracak ki, sen bunları niye yaptın, bu adam li yuqale inneke faalte zalike li yuqale inneke cevad inne fulanen cevad falan adam ne cömert ya ne hayır sahibi ya amma yedirdi milleti ya 5000 aşure dağıttı ya ne cömert adam desinler diye yaptın millet dedi mi senin için ne cömert adam dedi e tamam aldın aldın niyetin çıktı ben ne istiyorsun benden ne cennet istiyorsun Atın gidin bunda cehennem. Ondan sonra üçüncü kim çağrılacak? Şehit. Görüntüde şehit. Ne tehlikeli iş ya. Ne tehlikeli iş ya. Canını veriyorsun. Bundan öte bir şey var mı? Ama bu nefis ve şeytan öyle bir fitnecidir ki adama desinler arkadan cesur desinler diye canını bile verdirir ha. Ya bana arkadan dedi deseler de ben duymadıktan sonra neye yarar? Ben niyazi olmuşum, gitmişim yani. Manyak mıyım, neyim? Bari yaşayayım, biraz daha yiyeyim, içeyim demez mi adam? Nefse şeytana uyandan daha manyak yoktur yani. Bunu böyle şey olur mu ya? Niyetini düzelttin mi kardeş? Nereye gidiyorsun? Sen ne yaptın? Sana bu kadar imkanlar verdim. Ya Rabbi daha ne yapacağım? Sen inni umirtu bil cihat fe hatta kutiltu. Sen cihat emretmedin mi? Ettin. Ben de senin emrine gittim, savaştım, savaştım, savaştım. Sonunda şehit oldum. Kezep de yalan söyledi. Ve tekulul melaketu kezep. Bütün melekler diyecekler, yalan söyledi. Mevla buyuracak. İnneke kutilde Katel de hatta kutil de lüka Sen niye bu kadar savaş yaptın bütün millet baksın. Vay anasını. Ne saldırdı be. Ne önden atladı be, ne cesurmuş be. Fakat kıylelek zalike. Dendi mi? Dendi. Sen onu, o, sen onu da işitmedin. Hiç olmazsa öbürü, herkes acabi acabi elini öptü sahibül hayrat ve sanat diye geçindin. Bir şiştin, bir kabardın, bir şeyler oldu yani. Öbür ikisi bir şeyler oldu. Öbür hafız zarfları götürdü, zerdeleri götürdü, yağlı yağlı falan yedi etleri. Sen ne yaptın? Avanak, salak. Mevla buyuracak. Mevla salak demeyecek yani. Ben ben konuşuyorum öyle. Mevla salaktan beter edecek yani. İn taliku Götürün bunu da cehenneme. Ya Ebu Hureyre dedi diyor. O Şüfe Hazretlerine anlatıyor. Sonra diyor Resulullah sallallahu dizlerime vurdu diyor böyle. Elini vurdu dizime diyor. Ya Ebu Hureyre. Haulâi Haulâi selâse evvelu halqillâhi tuse'arru bihimun nâru Yarın mahşerde insanlar içerisinde bu kadar Karun'u, Firavun'u, Şeddad'ı, Haman'ı var iken bu kadar gavur gelmiş geçmiş iken, zalim geçmiş iken bu gösteriş, bu niyet bozukluğu o kadar büyük bir kebair ki ilk olarak bu üç gösterişçi Allah'ın huzurunda davet edilip mahkemesi karara bağlanacak ve cehennem bunlarla tutuşturulacak. İlk üç budur diyor. Ben sana ne anlatayım dedi Ebu Reyla Hazretleri. Sonra bu hadisi aldı şey, o Şüfe Hazretleri, gitti Hazreti Muaviye'ye, Hazreti Muaviye Şam'da. Muaviye radıyallahu anh, sahabe-i kiramın ullarından, Müslümanların dayısı. Değil mi? Ümmü Habibi annemizin kardeşi. Hiç sevmezler şia bunlar değil mi? Hazreti Muaviye hiç sevmezler. Sahabeyi sevmeyeni Allah da sevmez, Rasul de sevmez. Sadece Şia değil, Hayrettin Karaman da sevmez, haberiniz olsun. Bir Hayrettin Karaman var, o da sevmez. Sevmediğini de gazetede yazıyor yani. Sevmiyorum diyor sahabeyi diyor. Muaviye'yi sevmiyorum diyor. Sahabeyi demiyor da, e, Muaviye kim? Radıyallahu anh, vahiy katibi. Bak Hz. Muaviye'nin nasıl adam olduğunu bu hadiste gör. Müslim'de de geçiyor bu, sahih. O Şüveyh Hazretleri geldi bu hadisi Ebu Reyr'den aldı ya, taşıdı işte. Geldi Hazreti Muaviye'ye anlattı, dedi ki böyle bir hadis duydum ama sen duymuş olman mümkün değil. Çünkü dedi ki Ebu Reyr dedi ki benden başka kimse yoktu. Hadis-i şerifi anlattı. Hazreti Muaviye başladı ağlama ama ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Artık ağlamak onu tüketti. Yanındakiler dediler ki ya Halifeyi öldüreceksin dediler. Emirül Müminin ölecek. Ne uğursuz adamsın. Getirdin bir hadis okudun. Adam ölecek dediler ya. Kardeşim ne bu kadar bu konuyu açtın? Ya ben ne konu açtım dedim. Bir hadis duydum. Geldim hadis rivayet ettim. Benden Resulullah Efendimiz böyle tebliğ edin. Ben tebliğ ettim. Ya yani ne kadar şimdi bir ağasına, paşasına, müdürüne neyse, aşağısından yukarısına gitsen sana böyle bir hadis okuyorum desen, o da sana ne der? kendine sakladı. der. Hz. Muaviye Emirül Mümin'in bütün o zaman İslam devleti dünyanın baş komutanı o. Emirül Mümin'in müminen emiri. O kadar ağladı ki ölüyordu. Bayıldı, şey ettiler, yüzünü sildiler, su ettiler falan falan toparlandı. Dedi ki ya bu adamlar mahşerde bu hale gelirse bizim halimiz ne olacak dedi. Sadakallahu ve Resulü. Allah ve Resulü doğru söyledi. Ben de sana dedi bir ayet okuyayım. Bu hadisi şerifi tasdik ediyor. Aynı manada ayet var. Estağfirullah. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehân veffî ileyhim veffî ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubukhasûn

yaptığı amelle, namazla, oruçla, zikirle, sohbetle, tedrisle, öğretmekle, okutmakla neyse derdi dünyalık ise, maaş ise, geçim ise efendim o olur. Bir vazife yaparsın, bir maaş verirler. O olur. Ama niyetin olmamalı. Niyetin olmamalı. Derdi dünyalık ise amellerinin karşılığını dünyada tas tamam veririz. Yani dünyada ona denilen denilir, meti alır para alır, övgü alır, itibar kazanır ama dünyada da diyor hiç eksiğini bırakmam. Tas tamam veririm ki alacağı kalmasın ahirete diyor. İşte bunların ahirette alacakları ancak nedir? Ateştir diyor. Ve dünyada yaptıkları iyi görünen ameller ahirette silinmiş gitmiştir. Ve yapar oldukları güzel ameller görünenler hepsi batıldır, boşa gitmiştir diyor. İşte dedi Hz. Muavi Efendimiz, bak bu ayette bunu söylüyordu. Şimdi biz burada 40 da varız, 100 de varız. Birkaç yüz de varız. Dinleyenler de vardır belki yüz binler. Çin'e kadar dinleniyor bu sohbet. Bir dua edelim değil mi? Edelim mi? Bir kabul hakkımız var buraya gelmişik madem. Her dakika gelemiyoruz. Kaç aydır gelemiyoruz. Amin. Sohbet bitmedi ha. Ara amin yapıyoruz. <laughs> Mübarek ara sıcak yapıyorsun. Ara sıcak. أرى شاي بيش كاو شاي أرى 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 طب بدو أية في آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام Ya del celal ve ikram. Ya Rabbi bu fakir beş yaşımızdan beri kafam başımdayken bu yaşa kadar okumak, sohbet etmek, evliya Allah sevmek, onlara hizmet etmek, dinimize hizmet etmek görünüşte hafızlık, ilim bir şeyler görünüşte yapmaya çalıştım. Bu kadar kardeşimiz uzaktan yakından gelen ve dinleyenler. Onların da salih amelleri var. Kalpler senin elinde. Kalplere sen vakıfsın. Kurban olduğum sana Allah'ım. Geçen geçmiş yanlışlarımız, karışık niyetlerimiz olduysa şu saatte affeyle ya Rabbi. Amin. Mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Geçmiş hesabı kapat ya Rabbi. Amin. Yeni defter aç yarab. Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu saatten sonra bugün dahil okuduğum Kur'an, okuduğum aç, okuduğum ayet dinleyenler, ne amel edenler varsa hepimizi kurban olduğum gösterişten muhafaza et. Kalbimizi salih eyle. Amin. Kötü niyetten muhafaza eyle. Amin. Desinler bensinler aklımıza getirme yarım. Amin. Rızanı, gözümüzü, gönlümüzü, rızanı tahsile dik ya Rabbi. Amin. Kalbimizi senin rızana yönelt ya Rabbi. Amin. Ölene kadar gösteriş nasip eyle. Amin. Nasip eyleme şirkten muhafaza eyle. Gizli şirkten, açık şirkten muhafaza eyle ya Rabbe'l Alemin. Amin. Biz bu kalbimize malik değiliz. kalp kulların kalpleri senin kudretindedir. Tasarrufun tahtındadır. İstediği tarafa, istediğim tarafa çeviririm buyuruyorsun. İstediğim tarafa çeviririm. Bütün kulların kalpleri benim yedi kudretimdedir. Sen böyle buyuruyorsun. Biz de kendi elimizde bir şey yok. Madem bizim kalplerimiz senin yedi kudretindedir. Hayra çevir ya Rabbim. Saleha çevir ya Rabbim. İhlasa çevir ya Rabbim. İhlas ile müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ahirette zayi olmaktan muhafaza eyle. Rezil olmaktan muhafaza eyle. Yalan söyledim buyurulmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi yalancı çıkarma ya Rabbi. Rezil rüsvay etme ya Rabbi. Dost düşman huzurunda rezil etme ya Allah'ım kurban oldum. Rahmetine sığındık. Amellerimiz beş para etmez. Rahmetine sığındık. Bize sana yakışan muameleyi yap ya Rabbelan. Bize layık olduğumuz muameleyi reva görme ya Rabbelan. Amin. Şu aminleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. Hz. Ali Efendimiz 40 kişi el kaldırdı. Hep kaldırdık ellerimizi. Ne olur boş çevirme ya Sen bize hak verdin, söz verdin. Bu hakkınla senin verdiğin hak hürmetine istiyoruz. Bizi zayi etme ya Rabbelan. Allah'ım amin Allah'ım. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ve sellem. Amin. Yani bir dudağının hürmetine bir de baktın ahirette af olmuşuk ya. Oluruz, oluruz inşallah. Oluruz. Yani ümitsiz olmayalım. Ama tehlike büyük. Tehlike büyük. Sahabe-i bayılıyorsa, ağlamaktan ölecek duruma geliyorsa, bu ihlas konusunda biz tabii ki yani ne kadar daha ağlamamız lazım ama bizim kalpler katılaşmış, gözdeki gözyaşları, damarları kurumuş, kaya gibi olmuş, kaya. İnternetler bizi mahvetmiş, haberler, reklamlar bizi kaplamış, geçim derdi bizi, cehalet sarhoşluğu bizi sarhoş etmiş, ay yaştan beter etmiş. Biz şimdi Bütçeyi nasıl denkleriz, ayı nasıl çıkarırız, borcu nasıl öderiz, çoluk çocuk bir şeyler istiyor derken bir de baktık ahirete gideceğiz erken, ne yapacağız? E Mevla da bizden ne isteyecek? İbadet isteyecek. Yetti mi? E yetmedi. Beş vakit namazım var, orucum var, haccım var, çıkarttık piyasaya. Defterimizde ameller gözüküyor. Ama Mevla ne buyurdu? Sadece ibadet emrettim ama مُخْلِصِينَ لَوْ İbadeti sırf bana mı yapmışlar, bir şey mi karıştırmışlar? Buna bakacağım diyor. Onun için biz karışık iş ister miyiz? Kendimize yapılsın. Birini çağırırlar bizi çağırıp da bir de birini bizden habersiz çağırınca ne diyoruz? Ulan ben de beni çağırdığını gel Bir de başkasını da çağırmış. Görüyor musun adamı diyoruz? Hemen moralimiz bozuluyor. Bize bir şey, hediye verilse, bir şey verilse, sütün içinde bir şey karışsa beğeniyor muyuz? bizim için yapılan bir işte başka bir plan daha ortaya çıktığı zaman bozuluyor muyuz? Bozuluyoruz. Ya ben de zannettim sen beni sevdiğin için böyle yapmıştın. Meğer başka bir menfaatın daha varmış. Sonra çıktı. Nice insanlar böyle. Hoca ela agah olun. Uyanın haberdar olun. Lillahi dinul halis. Halistin din. Karışıksız din. Katışıksız din. Ha? ve inne lekum fil enamli hayvanlarda sizin için ders var ibret var nuskikum ma fi ya onların karnında ne var işkembe var orada ne var min beyni pislik var gübre var ve demin öbür tarafında kan var biz onların arasından size içiriyoruz ne içiriyoruz lebenen bir süt ki halisan ne gübreden bir şey karışmış, ne kandan bir şey bulaşmış. İkisinin arasından çıkıp da bu kadar mı bembeyaz olur? Sâigallî şâribîn. İçenlerin boğazından takılmadan geçiyor. Siz de bana ne şeytani ecrîmin ibn Adem mecraddem. Kan damarlarınızda gezen o şeytan ile gübreden daha pis olan nefsin arasından bir namaz çıkarın bir ibadet çıkarın, bir zikir çıkarın, bir sohbet çıkarın, bir hizmet çıkarın. Onda ne nefsin, ne şeytanın iştiraki, şirkette hissesi olmasın. Bana ortak olmasın. Ben, Mevla buyuruyor, ne ne şurak Sizden bile bazıları var ki benim ortağa ihtiyacım yok, ortak istemem bilmem ne, ne hareketler yapıyorsunuz. Ortaktan münezzeh olan sadece benim Allah buyuruyor. E ne oldu? فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ مَعَيَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشُرْكُهُ Bir amel yaptı namaz, abdest, ibadet. Başkasını da onda kattı, karıştırdı. Niyeti bozuk etti. Onu da terk ettim. Şirkini de terk ettim. Ahirette benden alacağı yok. Onun için niyetlere önem verip insan sorgulaması lazım. Yani niyetini sorgulaması lazım. Sorgularsa Allah'ın izniyle ve her işte güzel niyeti becerirse, su içeceğim şimdi. Niyet, ya suda ne niyeti ya suda? Biz besmeleyi bile unutuyoruz da niyet mi kaldı? Niyet ettim ya Rabbi su içmeye mi diyeceğiz ya? Ya kardeşim sen anlamıyorsun mu? Burada bu suyu içerken eğer niyet edersen ki, ben buradan arabaya benzin almak gibi bir şey. Böbrekler başka türlü kuracak. Ben bu suyu niye içiyorum? İbadete kuvvet için. Su içmesem ibadetim noksan olur. Efendim, e, yemek yemesem belim doğrulmaz. Birkaç gün aç kalsam kıyamda dur ama Uyuyacağım şimdi. Niye uyuyorum? E şimdi uyumadım. 10 saat, 20 saat, 30 saat ne olacak? Ondan sonra sabah namazı, öğlen namazı, tüm düz 5 vakit gider. E ben uyuyorum ki e, namaza kalktığımda ne okuduğum ağzımdan çıkanı kulağım duysun. Uykulu adam Allah affet beni derken kendine söver. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor ki sarhoş gibi. E şimdi her meselede niyet var mıdır o zaman? Niyete göre sevap var mıdır o zaman? E var. E biz o zaman bundan sonra yapacağımız işlerde niyete önem vereceğiz. Şimdi mesela, hanımı kaç senedir yediriyorsunuz siz? Bilmiyorum, sizi, de ma sizi mi hanım yediriyor o da belli değil. Kim çalışıyor sizin evde acaba? Onu bilmiyorum. Bizim evde ben çalışıyorum. Irkat gibi de çalışıyorum, sabaha kadar da çalışıyorum. 25 senedir hanımı yediriyorum. Çocuklarım da var, onları da yediriyorum. Biraz da fazla yediriyorum yani. Neyse. Allah bereket versin. Yediriyorum. 25 senelik fatura var. Şimdi bu fatura çıksa, ben bunlarda hiç niyet etmedimse, ne olsun? Hanımın canı sağ olsun. Sevap var mahirette, bir şey yok. El elde, cep cepte. Peki ben ne yapsaydım? Size de tavsiyem. Henüz evlenmemiş olanlar onlar hesabı geriden başlatabilir, ibreyi geriden açabilir. O bakımdan ölene kadar çok da kazanabilir. Biz bilmiyorum niyeti becerdik beceremedik. 25 sene evvelde ben bu hadisleri biliyordum. Ayrı dava da işte mesele niyet. Bukhari hadisini. İza enfaka racul ala ehli bir adam hanımına, çocuğuna harcama yaptığı zaman. Yapıyor musunuz? He? ekmek alıyorsun, şunu alıyorsun, sebze aldırıyorsun, meyve aldırıyorsun, üzerine alıyorsun, başına alıyorsun, giyineceğini alıyorsun. İnşallah haram ve günah şeyler almıyorsunuzdur, değil mi? Almazsınız, o kadar da enayi değilsiniz herhalde. Ama verirsin para da o gider, çocuk bir şey eder, Allah bilir, sen ne yapacaksın? Şüpheleniyorsan az ver. Ölmeyecek kadar ver. Şüpheleniyorsan, bira mı alıyor, ne alıyor, bir şeyler alıyor. Şüpheleniyorsan, ölmeyecek kadar ver. Çok verme. Bakın ki dürüst çocuktur. Namazın, abdestte falan ihtiyaçları tabii ki verir. E şimdi bir adam çoluğuna, çocuğuna masraf etti, harcama yaptı. Ya, ya hoca bundan normal bir şey mi var? En doğalı bu zaten yapacak. Peki niyet yapıyor mu diyor? Eğer o parayı kazanırken ve o parayı, o masrafı öderken, o harcamayı hanımına o parayı verirken derse ki ya Rabbi sen bunu bana eş ettin, bu çoluk çocuğu da bana nasip ettin, bunların da geçimini bana yükledin. Ben de gayret ettim, helalından kazandım. Ben senin rızan için bu harcamayı yapıyorum derse فَوْوَلَوْا sadaka Ahirette bütün harcamaları sadaka defterine geçer. Niyet etseydim şimdi ben var ya sahibul hayrat ve lazanat olmuştum. Niyeti beceremediysem yandık gitti. Para da boşuna gitti demeyelim. Hiç Çol çocuk yedi de. Sevap bakımından boşa gidiyor o zaman. Belki niyetle becermiştirimdir. Canım o kadar da şey cahil de değilim ama niyet kalp ister. Şuur ister, akıl ister, fikir ister. Kafasını kiraya verenlerin niyeti olmaz. İlimsiz, şuursuz niyet olmaz. Niyetsiz sevap olmaz. Ne bu ne Mevla Sadiullah? İnne fi zalike lezikra limen lehu <tuh> Kur'an'da zikir var. Kur'an'da vaaz var. Kur'an'da öğüt var. Benim dinimde nasihat var. Kime diyor? Kalbi olanlara. Kalpsiz adam mı gezer? Ama Mevla buyuruyor. Bu kullarımın çoğunun kalbi yoktur. Niye? Aklı yok. Kalbi yok. Allah da Celle Celaluhu kulağı yok. Eğer diyor kalbi hazır iken kulağını da benim ayetlerime, ilimlerime verirse ama kalbi hazır iken yoksa burada oturmuş ben bas bas bağırıyorum kalbi burada değil ona da nasihat yok diyor. Kalbi hazır iken Allah ne buyuruyor yani? Kendine gel ya bir kendine gel. Bırak şimdi evde ne var, yarın ne var, hele bir kendine gel. Ahirete gidiyorsun, ahiret var. Belki eve gidemeden Ahirete gideceksin kardeşim sana ne soracak yani? Bir niyetini düzelt. Ya Rab ben bundan sonra düzeleceğim. İçkiyi kumarı bırakıyorum. Varsa beş vakite başlıyorum. Ya Rabbi niyet ettim. Ya Rab sana söz verdim. İlim dinleyeceğim. Ayet hadis dinleyeceğim. Boş işleri bırakacağım. Kurban oldum. Bana mühlet ver. Bana imkan ver. Bir niyet et. Bu gece ölsen niyetinle kazanırsın. Sen niye niyet ettin? Kırka kadar böyle bir rastgele giderim evlenene kadar der. Evlenir 40'a kadar. 40 oldu 60'a kadar. Ondan sonra mezara kadar. Zaten 60'a kadar da seni çoğunu beklemezler. Çoğu da 40'ta 50'de gider. Ya senin baştan niyetin bozuk. Bu insanların çoğunun niyeti ne biliyor musun? Bir zaman daha günahlardan imkanım varken yapayım. Nasıl olsa tevbe kapısı açık. Tevbe kapısı açık da senin nefesin açık mı kardeşim? Ezra 40 kıtlağına bastığı zaman Güneş batıdan doğmasına lüzum yok ki. Senin tevbe kapın kapandı. Memma tefekat kıyamet kıyamet. Sen ne bekliyorsun kıyamet ne zaman kopacak? Hala kıyamet ne zaman kopacak soruyor. Yahu kardeşim, kıyamet kopma daha var. Allah'ın izniyle var. Bu bini görür. Bu bini görür diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu bin ne? 1439'a girdik. Bu bini çıkarırız yani. Anla işte kıyamet var diyorum sana. Öyle Mehdi'yim bilmem neyim diyen saattekileri boş veriniz. Mehdi'yi numaracılara. Ya da Mehdi çıkmış, Mehdi yaşıyor. Nerede yaşıyor? Mehdi çıkmış. Nerede çıkmış? Böyle bir şey yok bunlar. Uyduruk insanlar ya. Hazreti Mehdi çıkacak. İsa Aleyhisselam da inecek. Ama bunun vakti saati var. Şu andaki bu yüzyıl zaten geçti. Ama hadis-i şeriflere göre önümüzdeki yüzyıllarda bir iki yüzyıl geçiyor. Onların çıkışı 800'leri geçer. Yani 1800'lerde 1800'lerde Zaten onların da dönemi 40 sene birinin, 40 sene birinin 80. Ondan sonra da ne kaldı? 120 sene de güneş batıdan doğduktan sonra var. Ondan sonra seyreyleye, gümbürtüye. Kıyamet kopacak. Ama ben kendi kıyametimle öne, efendim, kendimi bağlamam lazım. Ben şimdi ölsem bu gece kıyametim kopacak. Kardeşim, namazım, abdestim bana soru olacak. Ben bunu telafi edemeyeceğim, tedarik edemeyeceğim, düzeltemeyeceğim. Niyetimi de düzeltemem. Ölen adam daha niyetini düzeltebilir mi? Bitti. Ya en kolay bir şey söyledim size bu akşam. Bari niyetimizi düzeltelim de ölmeden evvel. Allah bizde bir iyi niyet görsün. Hala şu kadar sene daha ben bu günahı yaparım diye niyet edilir mi ya? Ben şu kadar sene daha bu yollarda giderim. Sonra dönerim nasıl olsa diye niyet olur mu ya? Ya hoca ben de tutturamıyorum. Ben de tutturamıyorum. Merak etme ben tutturdum da mı sana konuşuyorum. Ama en azından niyetim bir günah yaparsam da hemen peşine pişman olup bir daha yapmamaya karar ve bir istiğfar ediyorum yani. E sen şimdi günahı da günah bilmezsen, günah yaptığına da pişman olmazsan, üzülmezsen, ey Allah'ım beni bu işten engelle diye dua etmezsen, ne olacak? Kurban olduğum Günahımızı da bize idrak ettir ya Rabbi. Pişman ettir ya Rabbi. Döndürmeme kararlı eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Böyle olursa Mevla niyetine bakarım buyuruyor. Adam öldü. Mevla bakar. Niyeti neydi? Dönüş yapmak. Ya kardeşim 99 kişiyi öldüren adam ne oldu? Bukhari Müslim'de olmasa, bu hadis Bukhari'de olmasa herkes inkar edecek ya. Bukhari'de bu ya. Beni İsrail'de ben, 99 kişiyi öldürüyor ya. Dedi ki benim tövbem kabul olur mu? Dediler ki falan yerde bir alim var, git ona söyle. Gitti o alime. Dedi ki ben 99 kişi öldüm benim tövbem kabul olur mu? Ne bozuk adamsın sen dedi ya. Sen tövben kabul mü olurmuş dedi. İyi dedi seni de öldüreyim de bari dedi. İmamesiyle yüz etti yani. Yine duramıyor ya. Ya o dedi ben nasıl tövbem kabul olmayacak ben ne yapacağım cehenneme mi gir? Bu adamın hadisesi kıssa değil bu kıssa ama Türkçedeki hikayelerden değil. Bu Buhari'de de olan ayet hükmünde bir hadis. Sahih. Vahiy yani bu. Çünkü hadis de vahidir. Mevla kuluna ne muamele yaptığını Efendimiz'e bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman bilmiyor ki o adam. Sonra dedi, sordu ona, sordu buna. Dediler zaten belalı herkesi öldürüyor. Herkes başından atmaya çalışıyor. Dediler ki falan yerde bir rahip var. Eski ümmetlerde rahip demek şimdiki yani sofu yani işte ibadete çekim. Şimdiki sofular zaten sofu soğan yemez bulsa kabuğunu koy vermez tabii de şimdiki sofularımız. O zamanlar hakiki sofu ha. Ondan sonra gönderdiler o zata. O da geldi, baktı bir mağarada ibadet ediyor, sıralı ibadet işte ziyaretine gelen bir şey varsa hemen ona soruyor, cevap veriyor. Hadi git. O ibadetle meşgul oluyor, öyle insanlarla uğraşamaz. Dedi ne soruyorsun? Dedi beni sana gönderler. Niye? Ben 99 kişi öldürdüydüm. He? Sonra gittim birine sordum bir alime dedi ki sen tövben kabul olmaz. Onu da öldürdüm. Yani ona demek ki oluyor ki sen de dikkatli konuş. 101 olmayasın da dedi ne yapayım öldürürsen ya bana. Ne soruyorsun sen? Ben affolur muyum dedi. O da mübarek ihtiyatlı davrandı. Dedi ki bak dedi şurada dedi bir mağara var yani bir tepe var. O tepede Allah dostları toplamış. Kırklar artık neyse. Bayağı bir veliler var dedi. Sen dedi şimdi onlara ulaşma niyetiyle tevbe etme niyetiyle Allah dostlarının meclisine oturup Onlardan faydalanmak, dua almak niyetiyle bir yola çık bakalım dedi. Ümidini kestirmedi ona, doğru yaptı. Sen o yola çık dedi. Allah Teala'nın mağfiretine ümit kesilmez, ola ki seni affeder. Onlar da dua ederler dedi. E dedi sen bana dedi hiç olmasa bir yolu öğrettin. Hadi gidelim dedi. Çıktı. Tam yarı yola geldi. Ecel geldi. Canıcı çıktı. Şimdi Rahmet melekleri geldi, azap melekleri geldi. Rahmet melekleri diyorlar ki tevbe etmeye gidiyordu, biz cennete alıyoruz. Azap melekleri diyorlar ki ne tevbesi ya, yüz kişi öldürmüş. Biz bunu cehenneme alıyoruz. Şimdi bu adam böyle af oldu diye sizde birkaç cinayet falan denemeyin yani. Senin tevbe edebileceğin malum değil. Tevbenin kabul edileceği malum değil. Belki birini öldürdükten sonra Allah sana öyle bir lanet edecek ki ebedi tövbe de nasip etmeyecek yani. Onun için Müslümanın kanına bulaşılır mı? Müslümanın haram kanına bulaşmadıktan sonra ne günah yaparsan yap geniş sahada dolandırırım Allah buyuruyor. Haram kan'a bulaştım mı geniş rahmetimi daraltırım Allah buyuruyor. Hadis-i şeriften alıyorum bunu yani. İnnel müslime fi füs hadim mindiğini. Maalem yoktur müslüman <laughs> veya insane. Bu geniş sahayı daratmayalım. Allah'ın için bize çok rahmeti var. O kadar günahımız var. Rahmet sahamız geniş. Çünkü neden? Haram kana bulaşmamışık elhamdülillah. Ama böyle şeyler oluyor. Adamın başından geçmiş. E şimdi tövbe ediyor ediyor. Edecek. Ümidini mi kestireceğiz? O zaman Mevla bir melek gönder. Ne yaptı? Ben geldim aranızda hakem olacağım. Çıktığı yol ile varacağı yolun arasını ölçelim. Ne tarafa yakınsa o tarafın adamı olsun. Çıktığı taraf masiyet tarafı, varacağı taraf tevbe tarafı. Hadis-i şerifin bir vatinde de ne buyuruyor? Aslında bir karış çıktığı tarafa yakındı. Dolayısıyla azap melekleri onu alacaktılar. Ama Mevla toprağa vahyetti. Evha ila haziyen ve ila haziyen Gideceği tarafa vahyetti. Yaklaş biraz. Toprak'a böyle gelir hafif. Değil mi? Ne hafif gelir be, güm diye de gelir. Aha, oyuk açılır, hepsini içine alır. Mevla sallan dedi mi sallanıyor da görmüyor musun? Gide bir sallanmıyor muyuz? Yaklaş dedi şuraya. O tarafa dedi, çıktığı tarafa biraz uzaklaştı. Melekler ölçtüler. Mevla zaten toprağı ayarladı. Fevecedu ilazi ekrabe bi şibrin. Gideceği tarafa bir karış yakın düştü. Allah Rahmet melekleri aldı, götürdü. Allah adamı affetmesin. Niyet neydi? Niyet. Sen buraya gelirken niyet neydi? O adam oraya giderken niyet neydi? İlla da tevbe edeceğim. Allah dostlarını bulacağım. Onların sohbetinde duasını alacağım. Rabbim beni affedecek. E, bunun için gidiyor. Niyet bu. Mevla bu adama niyetine göre muamele etmese, bu adam kurtulacak tarafı mı var ya? Ya şimdi tabii bu adam kurtulduysa biz de kurtuluruz diye bayağı bir ümitlendik mesela, ben ümitleniyorum. Ama işte bu işler böyle iki iki dört etmiyor. Çünkü kalpte gizli bir riya oluyor, gizli bir gurur oluyor, gizli bir kibir oluyor, gizli bir fesat oluyor, haset oluyor. Mevla o gizli planı çıkarıyor. Hem de ne zaman çıkarıyor biliyor musun? Son nefesinde çıkarıyor. Vah vah vah. Son nefes meselesi. Adam hafız, alim, Müezzin ya. Gittiler efendim. Telkin yapıyorlar. E dedi ki kefer be, Ben buna küfür etmişim dedi. Ne getiriyorsunuz bu Kur'an'ı bana dedi ya. Bu en eski kitaplarda yazıyor biliyor musun? Nasıl küfür edersen? Ya sen dedi de, hafızsın, alimsin dedi. Öyle öldü gitti. Sonra hanımına sordular. Dediler bu ne yapardı böyle? Biz böyle bir şey anlamadık dedi. Dedi ki bazı kere içki içerdi gizliden. Geliyor, son nefeste adamın boğazına kelime-i şehadeti telkin edildiğinde düğümlenebiliyor bir günah. Onun için günahlardan sakınmak lazım. Hadi düştün, korkmak lazım. Tehlikeyi sezmek lazım. Pişman olmak lazım. Aman ya yarabbim, bundan ne olur, şundan ne olur. Aman Allah şey affeder falan. Böyle de hareketler de iyi değil. Bari kork da Allah korktuğundan emin etsin. Emin olursan Allah korkuturum diyor. Neyine güveniyorsun sen illa affedeceğini? Garanti mi sana? Peygamberler tırın tırın titriyor ya. Halbuki kesin garantileri olduğu halde. Salavatullahi ala nebine alim Onun için kalbe biraz yöneleceğiz. Kalp işlerine yöneleceğiz. İhlası kazanmaya uğraşacağız. Tabi tarikat aliye zikir İhlas çok kazandırır. Zikiri de Allah için yaparsan o da ayrı bir şey. Zikre devam edeceğiz. Dualar okuyacağız. Mevla'ya yalvaracağız. Dostlarına müracaat edeceğiz. Düşmanlarından uzak duracağız. Böylece yolumuzu bulacağız. İnşallah Rahman Mevla da bize niyetimize göre muamele edecektir. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor? Yutayumel kıyameti bi suhuf Kıyamet günü mühürlü Dosyalar getirecekler, mühürlü. Melekler getirecekler Mevla'nın huzurunda. Mühürler çözülecek. Mühürler orada çözülüyor. Mesela ahitnameyi okuyoruz. Sabah akşam işte en azından sabah Allah'ıma fatıra semavat dua kitabında var. Allah'la sözleşme. Her sabah okunacak. Sabah akşam esasen. Dahası beş vakit de sabah akşam kurtarı rivati var. Hiç olmasa günde bir kere rivatinde buldum da bu ahitname sözleşme yapıyorsun Allah'ın. Bunu mühürlüyor. Yarın ahirette huzuruna vardığın zaman mühürü çözün buyuruyor. Mesela Sübhanallah ve Sübhanallah azim. Estağfurullah tübile. Yüz kere yapıyorsun sabah güneş doğmadan, sünnetle farz arasında veya güneş doğmadan mühürlüyor. Nerede çözecek mühürü? Ahirette. Abdest aldın. Abdestten sonra Sübhaneke ve Bühamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah Bu kadar. Duaların kitabında var. Tabi sayfalar şimdi aklımda yok. Bu dua mesela her abdestten sonra okuyorsun. Okuduğun anda mühürleyin buyuruyor. Mühürleniyor. Bu mühürü çözmeyin. Mühürleniyor ne demek biliyor musun? Şu demek, ne günah yaparsan yap cevabı bozulmuyor demek. Mühürlü o demek. Mühürlüğe dokunulmuyor. Mühürsüz olan amellerde oradan buradan gıybet dedikodu, kul hakkı şu hakkı bu hakkı. Mühürsüzler aşınan aşınana gidiyor. Mühürlü ameller gitmiyor. Allah Allah işte. Bazı faziletli zikirler ve ameller var. Mevla diyor ki bunlara mühür koymuşum. Ne zaman huzuruma gelirsin mühürü orada çözerim. Yani burada şu ümit de var. Bu adam kafir ölmeyecek anlaşılıyor. Çünkü kafir ölecek bir adama zaten mühürlü amel vermezler. Ama günahkar olabilir, İlla ki herkesin günahı olacak. Ama bu amellere mühür açılmayacak, günah dokunmayacak buyuruluyor. Ahitname diye yazıyor. Bilmiyorum işte dua kitabının firistine bakın. Sabah namazından sonra okunacak da Beş vakit namazdan sonra da olabilir o bölüm. Şimdi bu mühürlü sayfeler Mevlânuzuna getiriliyor. Amel defterleri getiriliyor. Mevlane buyuruyor? el kuaza vak baluaza. Meleklere diyor ki şunu şunları atın gitsin. Şunları kabul edin. E şimdi melekler diyorlar ki, Ya Rabbi bize bunları mühürletmedin mi? Mühürlettin. Peki mühürlü ameller bozulmayacaktı. E bozulmayacak tamam. E niye bunları attırıyorsun? Marayine illa hayra. Biz hayır gördük de bunu mühürledik. Bir yanlışlık görmedik diyor olan melekler. Mevla buyuruyor ki siz kulumun amelinin görünenine, ağzından çıkanına baktınız. Vakıf oldunuz. Ben onun kalbine vakıf oldum. O şunu yaparken benim rızamı kastetmedi. Şimdi ne oldu? Şadırvan'da abdest alıyoruz birkaç arkadaşlar falan. Sen de abdesti bitirdin hemen. Sübhaneke Allahümme ve <laughs> hamgeşşedü ve la falan. Millet ne diyor, ne dualar biliyor falan. <laughs> Mühürlendi ama melek neye bakar? Abdestten sonra bu duayı okudun mu mühürle buyurdu. Melek mühürü vurdu. Ama Mevla ne buyurdu mühürü açarken? Sen vazifeni yaptın, sen doğru yaptın. Sen Allah'ımı fatırat semavati okudu. O kadar değil tabii duanın ilerisi var. Okudu, mührü vurursun. Sen vazifeni yaptın. Gerisini bana bırak. Şimdi şunları kabul edin, bunlar tamam. Şunu reddedin. Almış eline tesbih. Sabah namazı işte gitmiş cami, İşte bütün millet zaten erkenden gitmiş bir hava atmış falan. Sonradan gelenler, vay anasını şu adamı bir geçemedik ya, hiç uyumuyor herhalde mübarek zat falan. Sen de almışsın diye, Sübhan, abi, amca, Sübhanallah bir hareketler. O bakıyor, bu bakıyor. He? Ondan sonra bir de millete, Kardeşim zikretsenize ne boş duruyorsunuz hareketleri falan. Emri bil marufun bir usulü var. Böyle tesbih göstererek falan böyle alıyor böyle gösteriyor falan. Bunlara bir yok ki bu hareketlere. Ha, bazen de o tesbih gösterip zikredin, boş durmayın diyende ihlas vardır. Tam tersi sessiz sessiz oturanda da ne fırtınalar kopuyordur. O da sessizlikten götürür işi. Nefis bu sefer der ki, aman ses yapma, hareket yapma, tesbihi gizle, cübbenin içine sakla falan. Millet desin ki, ne kadar ihlaslı, hiç riya yapmıyor. Yine oradan da soktu, torbayı deldirecek ya. Ya kardeşim, bu torbacıları geçti bu ya. Vallahi torbacıları, kapkaççıları geçti. Bir şey yapıyorsun, alıyor kaçıyor gidiyor ya. Nasıl kurtaracağız ya Rabbel Alemin ya? Onun da bir duası var. Şirkin gizlisini açığını, küçüğünü büyüğünü giderecek bir dua öğreteyim size. Şirk karıncanın ayağından, sesinden daha gizlidir. Elâ düllüküm. Elâ mâ yüzübü ve Ahmet bin Anbel müsnedde rivâdî. Buyur ya Resulallah, canımız çıktı bu riyâ tehlikesinden dediler. Sahabe-i çok hassastı bu işe. Ne buyurdu? Kulu şu duayı okursanız, işte manayı düşünerek Allah'ım en yauzü bike yani üşrike bike şeyen ve ene a'lem ve estagfiruk lima la a'lem. Çok kısa değil mi? Ya Rabbi! Bildiğim halde ki senin ortağın yok, kimse de sevap yok, ceza yok. Kimse bir şeye fayda veremez, zarar veremez. Ben bunu bildiğim halde sana sana kimseyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden de bir şey karıştıysa senden af istiyorum bu kadar kısa bir duayı yapın diyor. Bazı rivayetler üç kere ama hadisin bu metninde üç kere demiyor. Bir insan ama zaten aklın başındaysa bir kere de yeter, aklın başında değilse yüz kere de yetmez de manayı düşünerek yani bunu okursanız diyor buna devam eden insanlarda Allah'ın izniyle gösteriş, riya tehlikesi kalkıyor. Ya bir satır değil ya o, bir satır değil. Bu da duaların kitabında var diye biliyorum sayfelerini biraz unutuyorum tabi o dualarım hazine de şu anda tertipliyorum onu çok canım çıktı yani birinci cilt iki cilt bir arada da yani bir misli daha ilave oldu tertipleri yeni bölümleri ayırdım düzene soktum herkes aradığını aradığı yerde bulsun falan İnşallah Rabbim bitirmeye muvaffak eylesin şimdi 40 hadis yazıyorum ya mevlitte adam var Mevlid adağına yetiştiriyorum. 40 hadis yazdım ama 40 hadisten bir hadisin içinde var 20 hadis. İzahında yani çok hadis var. Ama ezberlenecek 40 hadis-i şerif inşallah. Allah onu da bana nasip eder. Belki 40 hadis ezberleyenler olur. Çok sevabı var. Onları okurlar inşallah. İnsanlar birbirine gel bir hadis okuyalım der. 40 hadisten bir hadis okurlar. Böylece öyle inşallah niyet ettik yani. Adağımız var ya. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna edeceğiz inşallah. Efendim o dualarım kitabı yani elden düşürecek bir şey değil. Bak geliyor gidiyor. Hep yine iş duaya, zikre gidiyor. Oradan bir tehlike geliyor. O tehlike yine öbür duayla aşılıyor. Yine dua ve zikirden fayda göreceğiz inşallah. Rabbimiz zarar görmekten muhafaza eylesin. Ha, şunu alın, şunu atın, şunu kabul edin. Ya Rabbi biz hayır gördük. Sen ne ne buyuruyorsun? Mevla buyuruyor ki ve inni la illa mabtughi Ben bugün ancak zatımın talep edildiği, rızamın kastedildiği ancak benim memnuniyetimin hedeflendiği amelleri kabul ederim. Karışık iş bana gelmez. Ben temizlerin temiziyim. Pis bulaşık şeyleri kabul etmem. Allah inna tayyibun ve la illa tayyiba. Tertemiz olan zat tertemiz olan ameli kabul eder. Allah temizlesin fazlu keremiyle Kalplerimizi de temizlesin, amellerimizi de temizlesin, niyetlerimizi de temizlesin. Amin ya Rabbi. En azından dert ediyoruz. En azından hastalığımıza teşhis koyduk. En azından hasta olduğumuzun farkında olalım. Hastalığını bilmeyenin kanser tarafını sarsa haberi yok. Hiç olmazsa erken teşhis yapalım. Hiç olmazsa tedaviye bir imkan bulalım. Hiç olmazsa benim şu yanlışlarım, şu sıkıntılarım var diye bilenlerden olalım. Bilmeyene hiç çare yok. Dinlemeyene hiç çare yok. Ne diyecek adam? Bayram namazı kılıyor, öbürü diyor bayram namazı da kılmıyor. Sen bana ne konuşuyorsun diyor. Adam ne bayram namazı? Beş vakitte beş katanın canı çıkmış ha burada. Nasıl cehennemden kurtulacağım diye adam. Evliyaullah korkuyor burada. Bu bayram namazıyla kurtulacağını sanıyor. Öbürü cuma ile kurtulacağını sanıyor. Öbürü hiç de işte bir şey yapmıyor. Ben yetim büyüttüm diyor. O da bir yetim büyütmüş. Namaz yok, abdest yok. Oradan zannediyor. E tamam Allah bir yetim büyütmenin sevabıyla da seni kurtarabilir dilerse. Ama burada şeriat var, Kur'an var. Burada ayet var, hadis var. Burada emirler var, yasaklar var. Bu İslamiyet de bize geldi kardeşim. Biz vazifemizi yapalım. Millete de tebliğimizi yapalım. Allah Teala amellerimizi aşan güzel niyetler bize nasip eylesin. Amellerimizi geçen, ahirette karşımıza çıktığında bizi bile şaşırtacak. Hani nasıl adamın aklından geçti bu daha yemek olsaydı diye. Hiç onu hesap etmedi. Onun için niyeti hesap edeceksin. Niyeti amelinden olduğunu hesap edersen dikkat edersin. Yani ne niyet ettiğine dikkat edersin. Benim kalbimden geçti, ya, kalbimden geçti ama sen hakikaten bunu kararlı geçirdiğin için Allah o niyeti amelden üstün tuttu. Böyle niyetlerle beraber bütün insanları Müslüman edelim, bütün namazsızları namaza başlatmak niyetiyle. İşte Sen bir kişiye iki kişiye bir şey anlatırsın. Niyetin herkesi İslam'a getirmek. Cennete götürmek inşallah. Mevla'da bakar bu kulum acıyor, merhametlidir. İnsanlara iyi niyetle yaklaşıyor. Mevla'da seni acır, merhamet eder. Fazl-ı keremiyle kurban olduğum Allah-u ve Teâlâ. Şimdi dua yapacağız, kısaca dua yapmadan evvel. Epey senelerdir <laughs> yapamadık, edemedik dedik. Hapishane mektupları, bizim hapishaneden gönderdiğim bir arkadaş rüyada gördü o zaman. Adını şöyle koysun buyuruldu dedi rüyada. Hapisteydim ben o zaman. Medrese-i Yusufiye'den mektuplar diye koyduk yani adını. O bir arkadaşın rüyası üzerine koyduk. 1 senelik hapis sürecimde 2000'de girdim mektup yazacak halim yoktu. 2002'de girdim bandırmada kaldığımda ne mektup ne bir şey 28 Şubat'ta çok sıkıntı çektirdiler. Orada da hapis mektup yazacak şeyim yoktu. Bu 2011'de girdiğim 12'de Allah nasip etti çok mektuplar yazdım. Bu mektupların efendim büyük sayfa ile şu büyük sayfa ile firistlerini konuşmayacak olursak yani diyeyim size 831 sayfa 831 sayfa fakat tabi ile 930 falan burada başında zaten bu hapis sürecindeki resmim arkasında da yazıyor burada Bayrampaşa'daki 2000'deki hapis sürecimde mahkemeden bu da 2002'de Bandırma'da yatarkenki halim Bunlar da bir hatıra olarak bana da aklımı başımı almam için, adam olmam için, düzel, düzgün adam olmam için, nasihat için, size de içinde ilimler var. Şimdi bu mektuplar kitap halinde basıldı, iki cilt yapacaktım. Yani hem size masraf oluyor hem şey oluyor. Kağıdı biraz ince kullandık ki hani ağır olmasın çok diye. E, bu kağıtlan çok ağır olmadı yani. Ve iki cilt bir arada kaç mektup var? 40 tane mektup var. Bu 40 mektupta yani tabii ki <laughs> efendim lahanaları sormuyoruz, sarı danayı sormuyoruz veyahut efendim burada şöyle oldu, burada böyle oldu. Fuzuli fuzuli laflar yok. Burada ne var? Hatıralar var. Önemli bilgiler var. Sağlıktan tut. Sevaplardan tut, amellerden tut, üç aylardan tut, bütün şeyler. Bunları biliyorsunuz Mustafa Esçimşek Hoca Efendi okudu bir kısmını falan o zaman radyo vardı televizyon yoktu okundu ama burada ne var 285 ayeti kerime var mektuplarımda ne var 285 ayeti kerime var 554 hadis-i şerif ve eser var 554 sizin mektupların durumu nasıl oluyor siz zaten mektubu da bıraktınız mesaj atıyorsunuz mesajları da toplasan bir cacık etmez gibi geliyor bana yani Ayet bir şey atmıyorsunuz, hadis atmıyorsunuz, sohbet atmıyorsunuz. Efendim, şimdi ben, Allah bana böyle bir imtihan verdi. Rabbim kabul etsin. Rüzgar mı çıktı? He? Maşallah ne Allah'ın orduları geldi. Rüzgar Allah'ın ordusu. Üç gün rüzgar olmasa bütün dünya leş kokar, hepimiz bulaşık oluruz. Üç gün dursa. Mevla, hiç durdurmuyor rüzgarımız. En sıcak zamanda bile hafif hafif gelir. Rüzgar üç gün dursa diyor, bütün dünya leş olur diyor. Allah Allah, ne kadar nimet rüzgar ama Allah rahmet rüzgarları eylesin, azap rüzgarları eylemesin. Amin. Onun için ben tabii bu kumpaslara uğradım, zulümlere uğradım. Sebebini de biliyorsunuz. Dinler arası diyaloğa çattık. Bu FETÖ'nün kanallarının dizilerine çattık. Programlarına çattık. Türkçe olimpiyatlarına çattık. Bunların papazlarla, haamlarla ki planlarına çattık, kitaplar yazdık, sohbetler yaptık. Bu bir tabi bedel ister. Biz de bunu ödedik. Allah riyadan muhafaza etsin. Bayağı da bir çilesi, sıkıntısı maddi, manevi oldu. Ama karımız ne oldu? Karımız şöyle kocaman bir kitap çıktı yani. Çileler de geçer, keyifler de geçer. Ama eser kalır. Bunda sizin için büyük ilim var, istifade var. İnşallah, efendim millet biliyorsunuz ee, kendi kendilerine işte hapishane günlerini, şunlarını bunların işte 80'de içeride yatanlar, e, evren ihtilalinde hapse girenler, şunlar bunlar. Şimdilerde tabii herkes hatıralarını yazıyor, anılarını yazıyor, onu yazıyor. Böyle dünya kadar hapishane hatıraları yazanlar var değil mi? Ama bizimkinin bir farkı var mı? Hangisinde 554 hadis var, 200 küsur ayet var Hangisinde bu kadar menkıbe var, hangisinde bu kadar kıssa var, ne kadar Evliyaullah'ın kerametleri var? Onun için bu hakikaten bir hatırattan öte. Bunda çok büyük ilimler vardır. Ben sizden bir şey istemiyorum. Tek istediğim okuyun, ilminizi artırın. Orada ne reddiyeler var? Huuu Haydarbaş'ın reddiyesi var. Ben hapiste durmadım ki. Diyaloğun reddiyesi var. Efendim Şia'nın reddiyesi var, Ve Vehhabi'nin reddiyesi var. O Cemal Nur denen kadın reddiyesi var, Ahmet Hulusi'nin reddiyesi var. Yani ehli sünnet itikadına muhalefetleri gördüğüm zaman hep yine oradan da cevaplar mektupla gönderdi. E bu yazılı oldu, sohbete benzemez. Elinizde yazılı bir belge niteliğinde ilimler vardır. İnşallah bu eserden hepiniz istifade edesiniz inşallah. İnsanlara da ulaştırasınız inşallahurrahman. Şimdi bu ayki dergide birkaç aydır size zaten dergide getiremedik. Önemlisi 21'inden sonra Safer ayının ilk gecesi, ilk günleri okunacaklar var ayrı dava. Ancak ben burada Abdullah Tehlevi Hazretleri'nin halifesi Ebu Said El Faruk'u Hazretleri çok büyük bir zattır yanında yatıyor. Bizim silsilede yoktur. Ama Abdullah Tehlevi'nin Şam'a gönderdiği halifesi Halid-i Bağdadi bizim tarikatımızı kurandır. Halidiye kolu. Bu zat da orada merkez tekkede, delhide hizmet etmiş. Onun çocukları, onun halifeleri ki şu anda da Medine'de Muhammed Mazhar Efendi efendi Hazretleri'nin görüştüğü falan o onun çocuklarındandır. Onun hakkında çok güzel ilimler var. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler çıkarılmalıdır diye iddia eden asrın Ebu Cehillerine Resul Hocamız reddiye yazmış. Yani bu fikirde çok insan var, bu kafada çok insan var ama Kur'an'dan çıkarılmasına üzüm yok. Mehmet Görmez'in hocası, bu bütün bozukların bozuğu baş hocası Said Hatipoğlu. Bu adam da o Üsküdar Belediyesi'nin Elberakan'ın da konuşmacıydı bu adam. Bu çok yaşlı bir adam. Bu Said Hatipoğlu ne diyor? Belgesi var yazısında gösterdim ben geçen sohbetlerde. Ne diyor? Bu zamandaki kadına diyor erkek bir kadın his, yarım hisse alacak ayetini anlatabilir misin ya diyor. Tabii ki bu uygulanamaz diyor. Yani bunu Kur'an'dan çıkaralım demekle bu zamanda bu olur mu, bunu anlatamazsın, o zaman bunu konuşma, bunu mevzu etme, bu uygulanamaz bir şey bu ayet demenin, Kur'an'dan çıkartmakla ne farkı var? Aynı şey. Şu anda adamlar, bunlar din adına şu anda bugün konferans veriyor yani, bu adam. Bu ayetler diyor, şey olur mu diyor ya, nasıl anlatacağım bu zamanın milletine diyor. Anlatamazsan bu konuyu kapatalım bu ayetleri diyor, üstünü çizecek yani, evet. Bu hadisçilerin başı bu Said Hatip Mehmet Görmez'in de paş hocası. Ona ödül verdi. Ayrılırken de o ağlıyordu orada gelmiş. Yaşlı bir adam. Evet, bunlara reddiye yapmış. Yani Rasul hocamız. Arakan dramını Ahmet Şimşirgil hocamız Arakan'ın aslı nedir, nesli nedir, burada ne dönüyor, petrol bu niye bu Müslümanlar bu durumdadır? O hususta bayağı bir bilgiler yazmış. Tahrifin zirvesi Ebu Zeyd'e reddiye. İhsan Şen Ocak ehli sünnet bir alimdir. Allah hizmetlerini kabul etsin. Allah kuvvet versin, yardımcısı olsun. Onunla da uğraşıyorlar. İhsan Hoca Efendi de burada Ebu Zeyd denen, yani Kur'an'ın işte bazı hükümleri geçersizdir, İşte peygamber Kur'an'ı kendi düşünmüştür, birilerinden de okumuştur deyip de Kur'an'ı inkara çıkan, bu Ebu Zeyd denen adam ki bu şimdikilerin akıl hocası, buna reddiyeler yapmış. Hayri Kırbaşoğlu diye bir adam var, duydunuz mu? Bu da meşhur bir profesördür, eski milli görüşçülerden diye geçinirdi, bilmiyorum şimdi necidir. Bu Hayri Kırbaşoğlu, acayip hadis inkarcısı ve sıkıntıları var. İslam'a ve bu ümmete yamadığı yakıştırmalar, o kadar İslam'a zarar verecek, hadisler inkar edecek konuşmaları var. Hüseyin Avni hocamız, İzmir'deki, Allah selamet versin, Allah ömrünü uzun etsin, Allah kuvvet versin çok ehli sünnet alimdir. Hüseyin Avni hocamız da buna reddiyeler yapmış. Bunları öğrenmezseniz sizin inancınızı bozarlar. Sizi bu kanallarda zehirlerler. Zehirlendiğinizin farkında bile olmazsınız. Bugün insanların çoğu artık alın yazısını inkar etmeye başladı. Amentüyü 5'e üçe indirmeye başladı. Bir imanımız var, o da gidecek ya. Bu reddiyeleri okumanız imanınıza kuvvet verir. Ondan sonra Şeyhülislam İslam İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin hayatı yazılıyor. O çok kıymetli bir hayat. Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı İslam'ı biliyorsunuz. Allah şefaatine nail eylesin. Onun hakkında ilimler yazılmış. Gelecekte zafer kazanmamızın yegane vesilesi sünnet-i seniye ittiba. Sünnete ittiba olmadan hiç kimse bir zafer başarı kazanamayacak. Herkesin haber olsun. Sünnete uyanlar kazanacak. Bunda Ömer Faruk Korkmaz hocamız hazırlamış bu yazıyı. Bunu da çok önemsiyorum. Ondan sonra bankalarda paranız var. Bu para tabii ki sizin ne diyeyim sana bazınızın iş yaptığınız için zarureten gittisi geldisi oluyor çeki senedi falan. Siz faize para yatırmasanız da hesabınıza bazı birikti sizin şöyle bir paranız diye bir şeyler söylüyorlar bankalarda. İş yapanlarda çok oluyor. Bazı insanlarda çok oluyor. İşte emekli maaşıyla bile toplanan birikenlerde işte şu kadar size faiz birikti falan böyle durumlar oluyor. Tabi insan kasten bilerek, isterek faize asla para yatıramaz, caiz haramdır, faizi anlattık, anlattık, dinledik ama maalesef bizim Müslümanlar hiç ufak şeylere takılıyor, büyük şeylerde kaybediyor. Hacının biri sakallı bankada memurak hanımın önünde duruyormuş, hesap yaptırıyormuş da Kadın da işte sol eliyle çay mı içmiş, su mu içmiş neyse. Bu da Emri bil muarif yapacak ya bizim hacı. Demiş kızım demiş sağ elinle niç. Demiş ki hacı amca sağ elinle de senin faizini hesap ediyorum ya demiş. Ne bileyim ya. Kalbin adına sokmuş adamı yani. Rezillik. Rezillik. Durum bu. Hacı, Hacı, efendilerde böyle durumlar var yani bayağı bir. Ya sen desene ki ne faiz hesap ediyorsun bana ben faiz mi istedim sen de ne ya ben onu da demiyor yani. Şimdi onun için haramdan sakınıyoruz. Ama memlekette bazı işlemler oluyor. Hesap devri oluyor, çat ticaret oluyor vesaire. İsteği olmaksızın hesabındaki paraya faiz verilen kişi o parayı ne yapacak? Ne yapacak? Bankaya bıraksa, Olmaz. Alsa yese? Olmaz. Ne olacak Hoca Efendi? O olmaz, bu olmaz ya. O zaman okuyacaksın. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi fıkıh heyeti de onu yazmış. Bu paralar ne olacak? Yakarım? Olmaz. Bir şey olur mu para yakmak? Ne yapacağız o zaman? Onun da fetvası. 40. sayfede onu izah etmişler. İslam'da aklın ve naklin yeri. Mustafa Özümcek Hoca size de çok geliyor. Allah selamet versin. O da güzel yazmış. Yani aklın yeri var ama Akıl neye lazım? Ayeti, hadisi anlamaya lazım. Yoksa sana akıl verdim, sen de bir kitap uydur demediler sana yani. Sen Kur'an varken aklını yürütüyorsun sen. Mantıksız mısın sen? Resulullah buyuruyor İsa Aleyhisselam ikinci kat semada yaşıyor. Süleyman Ateş diyor ki oksijen yok nasıl yaşıyor? Ne olacak? Allah bana akıl vermiş diyor. Aklınızı kullanın buyuruyor. Ulan aklınızı kullanın da benim vahime karşı mı kullanın dedi allah Teala. Aklını kullansaydın Allah onu oksijensiz yaratmaya kadir olduğunu Kur'an'da söylüyor. Aklın olsaydı onu anlayacaktın zaten. Allah Allah. İlla bu kadar sapıtmak için diyanet resim olmak lazım, profesör olmak lazım ya? Şimdi bunlar, ondan sonra efendim 96. sayfada çok önemli bir hacet namazı var. Bu vaktim yok, uzatmayacağım. İki, 4 rekat kılınıyor. Bu 4 rekatta öyle bir hacet namazı, Efendi Hazretleri bunu çok anlattırdı. Bunu ilk yazdım kısa. istediğin sureyi de okuyabiliyorsun. Sizin için en büyük kolaylık. İstediğin sureyi de okuyorsun. Ama diyor bu hacet namazını kıldın, sıkıştın veya sıkışmadın. Sıkıştın veya sıkışmadın. Yani zorda mısın, değilsin. Fark etmez diyor. Zorda da olsan, olmasan Allah sana imdat geçirir. Bu hacet namazını sahabe-i kiramdan birisi kıldı. Tam öldürülmek üzereydi. Dördüncü kaç semadan melek indi biliyor musun? Onu öldürecek adamı orada hemen geldi, biçti. O zat dedi ki, siz kimsiniz dedi, beni kurtuluşuma vesile oldunuz. Biz dedi bu harap yerde beni bu yakalan, malımı paramı alsa yetmiyor, canımı almak üzereydi. Dedi ki sen bu namazı kıldın, duası var. Bu duayı üç kere okudun dedi, bütün gökler inim inim inlediler, bir kaçırtı kaçırtı, gökler çatır diyor. Dedim ki bu ne sesidir? Ben dördüncü kat semanın görevlisiyim, bu duanın görevlisiyim dedi. Ne sesidir? Dediler ki bir Müslüman sahabeden veya işte Müslüman kim olursa olsun. Hadis-i şerif sonunda diyor ki kim olursa olsun dertli dertsiz bunu yapana mutlaka Allah yardım edecek. Senin sesin duyduğum anda biliyorsun dördüncü kattan buraya uçakla füzeyle ne zaman kadar da gelinir? Kıyamete kadar gelinmez. 500 sene ışık hızıyla her kat. Kıyamete kadar gelinmez. Dördüncü kattan füzeyle kıyamete kadar gelinmez. Dördüncü kattan hemen geldi, geldim dedi. Ondan sonra onu öldürecek olan, o eşkıyanın, haraminin kafasını kesti yani. Ha dedi ki ona, dedi madem beni öldüreceksin dedi. Hadis kaynakları çok kuvvetli. Lale kainin, bak ispatü keramatı, dolu kaynak set. En son sayfa unutmayın, ne sıkıntınız varsa, varsa da yoksa da Allah yetişecek. Dört dekat, kısa bir namaz, duası da bir satır, bir satır. Ama mana, niyet, 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 huzur, şuur, kalpte niyet, akılda, beyinde şuur. Ne diyorum ben, kime yalvarıyorum ben, ha? Bunu bildin mi Allah yetişecek. Celle Celaluhu. Dedi ki, ya dedi malımı al, deveyi al, malı al, beni kandırdın. Yolda arkadaş olacağız diye gelmiş, o da ona yardım edeyim diye almış. Dedi ki bana canın lazım. Ya sen nasıl adamsın dedi. Bir de baktı orada dolu cesetler var. Herkesi getiriyormuş, orayı öldürüyormuş. Yol arkadaşım diye, bilmem ne diye, yardım edeceğim diye yola çıkar. Eskiden hep arkadaş lazım yollarda. Ondan sonra baktı dedi. E dedi bana bari müsaade et, dört teket namaz kılayım. Kıl dedi ya istersen sekiz kıl dedi. Bunlar da dedi hep kılmak isteyenler. Kimseye fayda etmedi namaz dedi. Kimseye fayda etmedi namaz dedi. Hadi kıl dedi bakayım. Bir kıldı. Ya vedu ya zel arşil mecid. Ya faalel yurid. Dedi anda gökler titredi. Tak melek indi. Efendimiz çok anlatırdı onu. Birden geldi diyor. Dokunma ona dedi. <laughs> Efendimiz'in tabiriyle. Dokunma ona. Ulan bu ses nereden geldi? Kimse yok falan baktı baktı. Bir daha niyet etti öldürme. Bir daha dokunma ona. De. Ya nereden verir? o da evhamlandı. Sağa sola bakayım derken atlı geldi. Tak bunu doğradı gitti. Onun için bizim Allah'ımız var Celle Celal. Bizim Allah'ımızın melekleri var. Allah'ımızın orduları var. Kafirler bizi yenemezler. Biz doğru müslüman olsak, biz Allah'a sığınsak, biz niyeti düzeltsek dünyanın gavuruna galip geliriz Allah'ın izniyle. Ama sayımız fazla, imkanımız fazla olmakla beraber iki buçuk soysuza yeniliyoruz. Orada İsrail gelmiş, efendim silahlarını koymuş, şunu koymuş, Barzani'ye destek veriyor. Kürdistan adı altında Siyonistan kurma hazırlıklarında. İsrail kaç kişi ya? Dünyadaki nüfusunu toplasan ki onların çoğu da bu işe şey etmiyor, iyi bakmıyor yani. Öyle Yahudi var, bundan razı değil. Bunlar Siyonistler tarafı yapıyor bu işi. Peki biz bunlardan nasıl korkuyoruz? Bizim vatanımız bölünmek üzere ne tehlikeye kaldık görüyor musun? E neden? Kardeşim dua bilmiyorsun, zikir bilmiyorsun, sünnete ittiba yok. Millet haramlara düşmüş, millet niyet bildiği yok, amel bildiği yok, ihlas bildiği yok. İhlası olmayan iflası çeker. 313 kişi de mi yok ya sahabe gibi adam? 313 Bedir ehli olsa derdi Efendi Hazretleri dünyaya galip geliriz. 313 Bedir ehli gibi adam arıyorum derdi. Ya bir birkaç mı? Benden ne olur? Bir çiçekten yaz gelmez. Deme öyle kardeşim. Senden de bir şey olur, benden de bir şey olur. Tövbemizi düzgün yapalım, Allah'ın kapısına dönelim. Yoksa bizi bu memlekette de oturtmayacaklar ya. Daha yeni döndük, NATO işgal ediyordu Avrupa işte FETÖ ile beraber. Daha yeni kurtulduk döndük, kafamıza bomba yağıyordu ya. Hala akıllanan yok, hala Allah'a dönen yok, hala sünnete dönen yok. Şu hacet namazı bir harbi kazandırır. Şu hacet namazı bir orduyu muzaffer eder. Şu hacet namazıyla adam bütün düşmanlarına galip gelir. Zalimlere karşı. Ama biz başımıza bela geldiğinde kime gideceğimizden haberimiz yok. Ne dua edeceğimizden haberimiz yok. Hacet namazı sahabe-i kiramın her gün kıldığı bir namazdı. Bizde sifte yok ya. Senin Allah'tan hiç mi isteğin yok? Hacetin yok ya. Çok Eveste'ine sabır ve sabırla ve namazla benden yardım isteyin diyor Kur'an'da. Namazın ne adı ne? Eee yatsıyı kıldık işte. Ya kardeşim o zaten farz. Hacet namazı ile benden yardım isteyin buyuruyor. Onun için Allah Teala her dertte evvela yüce zatının yardımını zikrini aklına getiren kullarından eylesin. İnsanlardan bir şey isteyeceğine Mevla'nın kapısına sığınanlardan eylesin kalbimizi, niyetimizi Rabbimizin kudretine sağlam bağlayanlardan eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala sene, Muhammed. Dergide de böylece ilimler var. Bir de çok önemli bir nüsha var. Bunu üzerinize takmak üzere ama bunda bin tane la ilahe illallah var. Taneler var neler var. Neler. Yalnız bunu bir 12 rekat namazı var. Saferin başında anlatacağım yani bir iki hafta içinde. Perşembe sohbetini kaçırmayın. Ama bu nüshayı hemen üzerinize takabilirsiniz. Bunu takmakta bir şey yok. Bu size hediye ediliyor. Çok ayetler var bunda. Çok acayip kuvvetli dualar, zikirler var. Ancak bununla beraber ne amel edileceği yazıyor. Siz onu okuyabilirsiniz inşallah. Sayfa 86'dan 95'e kadar. Çok ilim var burada. Bu ilimleri yaptığınız zaman ama bu duayı kendiniz de okuyabilirsiniz. Yani dergide bu duanın okunuşu yazıyor. Mesela geliyorsun bir yere. Şey, ya Hafiz şu kadar çekeceksin, o kadar çekiyorsun. La ilahe illallah şu kadar yazıyor rakamı. Onu yaptığın zaman açılmayacak bir bela yok yani o dualar. Çünkü Kur'an'daki zikirler hepsi sayılı. Allah'ın ismi şerifleri, ayetleri. Bin kere la ilahe illallah var mesela. Bin kere la ilahe illallah okuyup da bir yere gönderen ne olur? O işi, o işi o la ilahe illallah ne yapar o kelime-i tevhidin kuvveti, zikrin kuvveti? Eftalü zikir. Onun için bu tabi üzerinde taşınması. Ama içinde 86'dan itibaren amel edeceğiniz kısmı var. Yani ben tabi cemaate anlatmam. Yakın zamanda anlatayım ki. Efendim şimdi akılda kalmaz. Allah Teala fazlı kerem tekrar tekrar sohbetlerde cem eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel alil alel ve abel. Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana. Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna selükel cenneh. Ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna rıdâke vel kevel cenneh. Ve bike min sehattü vel nar. Allahümme inna neselükel cenneh. وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم. <laughs> Allahümme mâ qadaytelenâ min qadda fec'al akıbetev râşedâ. Allahümme rabbenâ atinâ emlenuke rahmete ve heyyilenâ min emrinâ râşedâ. Allahümme rabbenâ etmim lenâ nûrenâ ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin qadîr. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Ya Rab, efendi babamızın eski ihvandan Hacı Ramazan efendi büyüğümüz hastanede acil şifalar ihsan eyle. <laughs> <laughs> akıbetler nasip eyle. Hüsnü katimeler nasip eyle. Ya Rabbi sen perişan etme ya Rabbi dayanamayacağı hastalıklara Ya Rabbi sen onu müptela eyleme afiyetler ihsan eyle ya Rabbel alemin Sen fazlu kereminle ya Rabbi ne kadar hastalar varsa ameliyat olacaklar Ya Rabbi ayağı kesilme tehlikesinde olan şeker hastaları Psikolojik rahatsızlıkları olanlar cinler musallat olanlar çocuğu olmayanlar Her kimin ne hayırlı muradı varsa ihsan eyle Hastalara acil şifa dertlilere deva borçlulara eda Allah'ım bize ne dua ısmarlayan varsa kim niyetinde bize dua bizden dua talebi varsa yazıyla gönderdi veya kalbinde niyet etti şu anda içinde bulunduruyorsa Allah'ım hepsini bu dualara ilhak eyle. Allah'ım yaratan sensin. Halk eyle ya Rab. Devalar, şifalar halk ile ya Rab. Ya Rab, çoluk çocuğunun çok sıkıntısına maruz kalanlar. Hayırla ıslah eyle ya Rab. Ya Rab, psikolojik sorunu olanlara ya Rab, acil şifalar ihsan eyle. Akıllarını başlarına yade eyle ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı kereminle ya Rab. Namaz kılmıyor, Kötü yollara gidiyor diyenler kötü alışkanlıklarından halas eyle. Ana babaların ağızlarını dualı eyle. Ana baba duası peygamber duası gibidir. Sırrına, şuuruna vakıf eyle ya Rabbi. Onlar da kendi çocukları için dua etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl keremine ya Rabbi. Ya Rabbi bu işturucuya, kötü alışkanlıklara, müptela olanlara yardım eyle ya Rabbi. Tut ellerinden ya Rabbi. Azim ver ya Rabbi. Nefsu şeytana galip eyle. Kurtar, halas eyle yar. Evlenemeyen kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. sizlere hayırlı işler nasip eyle. Allah'ım haramdan, günahtan, şüpheli rızıklardan, Ya Rabbi geçim darlığı yüzünden, faize harama bulaşmaktan, yalan konuşmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Dua isteyenleri de muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya gayran dağısın. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım ben bir perşembe sohbet yapamadım. Buraya da geldik ne oldu? 10 gün oldu. Bu 10 gün zarfında şu anda burada 21 şehit var. Asker. Ben daha evvelki perşembe bu geçen değil ondan evvel okudum. Bu arada 21 şehit geldi. 4 de korucuyla beraber 25 şehit listesi geldi. Hala konuşuyorlar. Memlekette tehlike yok. Barzani'de tehlike yok. Neyi tehlike yok ya? Bunların hepsi Yahudinin emrinde Siyonizme çalışıyor. Bunlar Müslümanları öldürüp Müslüman Kürtlere zarar vermek, Müslüman Kürtleri yerinden yurdundan etmek, Müslüman Kürtlerin örfünü, adetini, şerefini iptal etmek, Müslüman Kürtleri taciz etmek için kuruldu bu Yahudiya. Allah Müslüman Kürtlere yardım eyle ya. Memleketlerinde emin eyle ya. Şehirlerinde, köylerinde, mezralarında kaçırılıyorlar. Bak geçen bir kadıncağız, Başı kapalı zaten doğu halkı hep kapalıdır, tesettürlüdür, abdestli, namazlıdır, mübarek insanlardır doğu, güneydoğu. Başımın tacılar hepsi ya. Yani öyle kadıncağıza ne kadar acıdım biliyor musun? Başıma gelse o kadar acırım ancak ya. Ya diyor kızıma diyor iğne kızım mı ne iki kızı mı ne iğne vurdumuşlar diyor iğneyle götürdü daha çıkarttılar diyor kadın ağlıyor üzülüyor kızlarım gitti diyor ya böyle namussuz şerefsiz pekakası peyedesi ya kızını kaçırıyor kadının ya iğneyle ya ne yapacak bu Müslüman Kürt? Bu millet, bu ordu, bu polis, bunları bu Siyonist uşaklarına, Ermeni döllerine mi teslim edeceğiz? Mecburuz. Bunlar bizim vatandaşlarımız, can ciğer kardeşlerimiz, ana baba kardeşimden ileri bana ehli sünnet bir Müslüman ya. Irkçılık yok, kafatasçılık yok kardeşim. Bunların güvenliğini temin etmek zorundayız. Bunun için şehit veriyor. Bu şehitlerin, bunlar illa oranın çocuğu değil ki. Buradan Anadolu'dan Kürt olmayan gidiyor orada şehit Niye? Oradaki Müslüman Kürt rahat etsin diye. Neler ettiler bilmiyoruz. Mahkemeler kurdular, cizye, vergi, karaç. Millet doğum yapamadı. Hendekleri kazdılar, millet hastane yetişemedi millet. Suru bastılar Diyarbakır'da. Ne ettiler orada ya bütün milleti ya? Allah'ım kurtar bu milleti ya Rabbi. Halas ile bu Kürtleri ya Rabbi. Ay. Bu Müslüman milletimizi kurtar ya Rabbi. Ay. Bu Yahudinin, bu kafirlerin tuzaklarını boz ya Rabbi. Bu oyununda oyununu da iptal eyle ya Rabbi. Siyonistan kurdurma ya Rabbi. Küçük İsrail kurdurma ya Rabbi. Engeller ispat eyle ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbi. Bunlara yardım edenlerin güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Mehmet Yılmaz, Mehmet Kızılca, Mustafa Erdal, Mehmet Bolat, Ramazan Bağlan, Osman Gürbüz, Yahya Acar, Hatip Çağlar, Halis Özcengiz, Ömer Doğan, Selim Coşkun, İbrahim Betin, Bekir Eren Deniz, Hüsnü Erkut, Samet Aktaş, Hasan Keleş, Mustafa Tünel, Sercan Özkul, Gökhan Topal, Abdil Kılıç, Olcay Çelik. Bunlar da ana kuzusu ya. Kimisi hiç evlenememiş, kimisi nişanlı, kimisi çocuğu var, yetimler bıraktı. Bunlar buradan insan evladı ya. Ya hala bu durum varken hala PKK, PYD savunulur mu? HDP savunulur mu ya? Müslümanı yapacağı iş mi bu? Bu kadar insan öldürüyorlar her gün. Bunlar da siyasi ayağı diye de onlara destek veriyorlar. Dündar Page, Cemal Budak, Yunus Budak, İslam İres. Bunlarda da korucu şehitlerimiz. Hepsine rahmet eyle ya Allah. Çok yüksek dereceler ver ya. Ailelerine sabır, cemil ecri yani. Çoluk çocuklarına onlardan gelecek akrabalarına ehli sünnet itikadıyla yaşayıp ölmek, cennette birleşmek nasip eyle dünyada ayrıldılar. Var ahirette ayırma, cennette topla ya Rabbel veya Ve ya Ruhları için buyurun. <tik bir> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adada ma mesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle muamele eyleyip, bu şehadetlerimizi bizden kabul eyleyip, bu şühedanın ervanı hediye eyledik. İsa aleyle Ya Rabbi. Kabirlerinde nur olarak parlat Ya Rabbi. Arşın nuruna ulaştır Ya Rabbi. Mahşere kadar karanlık verme kabirlerine Ya Rabbi. Sevaplarını bakı eyle Ya Rabbi. Bu vatan için, kutsallarımız için, milletimizin sükuneti emniyeti için şehit oldular. Sen de onlara em, güven, ahiret azabından emniyetler ihsan eyle ya Rabbel Alim. Askerimize, polisimize yardım eyle. Bizi korudukları gibi onları muhafaza eyle. Her sahada mansur muzaffer eyle. Onlara uzanan elleri katle katleyle, kahreyle, kesreyle. Ya Rabbel Alemin. Dua isteyen bütün kardeşlerimizi hayırlı notlarını ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. Amin amin. Bi hurmet ve yasin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulullah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el-ahirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya rabbel alamin. Mustafa Bahri Halime Orhan Sevil Kandral Bunlar da bizim bu Bursa cemaatlerinden vefat edenler. Burada cemaatimizde mesela bir daha geldik, biri vefat etmiş. ismi ulaşırsa okuyoruz. Allah ruhlarına vasıl eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin adada ma usahu ilmullah. Allah Allah Allah. Hediye eledik vasıl eyle. Bundan evvel buraya bir kere sohbete gelip kabirde yatan Bursa sohbetlerimize bunun kabirde olanların da ervahı tayyibelerine hediye eledik vasıl eyle. آمين روح رِيْشُنَا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على المختار من مطل فالأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهادي وعترته وصحبه